Evet, herkese iyi akşamlar. Videogren'in yine bir pazar akşamı klasik haline gelen Instagram fotoğraf değerlendirmeleri yayınında tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta boyunca paylaşılan Videogren alt çizgi doğa ve insan etiketli fotoğrafların değerlendirmesi ve haftanın öne çıkan fotoğraflarının, fotoğrafçılarının duyurulması için birlikteyiz. Hemen şöyle herkese bir iyi akşamlar dileyerek başlayayım. Süreyya Balkamıyan, iyi akşamlar. Ercan Bey merhaba. Görüşemiyoruz online dersler azaldığı için. Filiz Hanım merhaba. Diğer bütün dostlara da iyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık bir dakikamız daha var. Yayına tam geçiş yapmak için. Onun için de böyle sırayla herkese iyi akşamlar diyerek o bir dakikayı geçiriyorum. Faruk Bey merhaba. Zeynep Hanım, Neşe Hanım, Nimet Hanım merhaba. Şimdi Faruk Bey'i falan görünce de hemen aklıma geldi. Belki Facebook ve benzeri mecralarda denk gelmişsinizdir diye söyleyeceğim. 29 Ekim, 1 Kasım tarihlerinde 12 arkadaşımızla, 12 dostumuzla birlikte bir Kayseri Kapadokya fotoğraf yolculuğu yaptık. Ve orada çekilen fotoğraflardan da bir PDF albüm hazırladık Murat Hoca ile birlikte. Ben Facebook hesabımdan duyurdum. Yakın bir zamanda Videogren'in sayfalarında, sitesinde de portfolyo olarak da yayınlayacağız. Ayrı ayrı herkesin çalışmalarına. Aynı zamanda bir fotoğraf gösterisi olarak da yayınlayacağız. Ama Facebook'tan Cenk Gençtiş diye hesabıma girerseniz orada bir PDF albümü yayınladık. Yani tıkladığınızda böyle fırış fırış diye sayfaların falan açıldığı çok keyifli fotoğraflar var. Herkese hararetle tavsiye ediyorum. Yok Ercan Bey, siz yoksunuz. Ben hep her hafta pazar akşamı buradayım. Serkan Arıkuşu da yayınımıza katıldı. Selamlar Serkan, görüşemiyoruz. Instagram'dan takip edebiliyoruz Serkan'ı. Böyle güzel sonbahar fotoğrafları falan çektiği bir yerlere gitti gene bizden habersiz. Ama bakalım, yani daha paylaştıkça beğenilerini göreceğiz. Evet, yine klasik olarak asıl fotoğraflara geçmeden, bu haftanın çalışmalarını konuşmadan birkaç hatırlatmam var. İlk olarak tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Eşe, dosta, arkadaşa, fotoğrafla ilgili olanlara böyle bir kanal var. Burada da çok güzel videolar, yayınlar oluyor. Sen de takip et demeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Twitter, Instagram ve Facebook'ta. Oradaki paylaşımlarımızı da beğenmeniz, uygun gördüklerinizi paylaşmanız bize çok destek olacak. Dolayısıyla o yönde de ilginizi rica ediyoruz. Serkan, sen katılmadıysan bile ben şimdi hemen Instagram'dan senin bir fotoğrafını alıp şey yapayım, haftanın öne çıkan fotoğrafçısı olarak koyayım. Videogren.com web sitesinde portfolyoları paylaşıyoruz. Geçen hafta söylemiştim, elimizde bir sualtı çalışması portfolyosu var diye. Bu hafta da Kayseri Kapadokya çalışmalarıyla beraber onu da paylaşacağız. Tahmin ediyorum yarından sonra, belki yarın değil ama Salı gününden itibaren web sitemizden baya bir portfolyo izleme şansınız olacak. Eğer sizler de yaptığınız çalışmaların yayınlanmasını isterseniz 12 ila 20 adet arasındaki fotoğrafınızı uzun kenarını 1500 piksel olarak küçültüp 100 kelimeyi geçmeyen bir özgeçmiş, 200 kelimeyi geçmeyen bir çalışmayı anlatan yazı ve bir yatay otoportrenizle bize info@videogren.com adresinden WeTransfer aracılığıyla ulaştırırsanız hem web sitemizde hem sosyal medya hesaplarımızda keyifle paylaşabiliriz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programlarını yeni dönemlerini bugün hazırladık. En azından önemli bir bölümünü hazırladık. Dolayısıyla da fototrek.com web sitesinden detaylı bilgileri almak mümkün. Yarın Murat Pulat'la Siyah Beyaz Çevrim Atölyesi başlayacak. 23 ve 26 Kasım, Pazartesi, Perşembe akşamları gerçekleşecek. İki oturumluk bir program.
Bugün de birkaç fotoğraf üzerinde konuşacağız ama geçtiğimiz atölye değerlendirmelerde çok konuştuk biliyorsunuz. Birçok başarılı fotoğraf hem çekim tekniği hem biçim, kompozisyon hem anlatım olarak oldukça güçlü olarak paylaşılıyor. Ancak özellikle siyah beyaza çevrilmiş olanlarda bu Instagram değerlendirmelerinde görüyoruz ki fotoğraflar ya gri beyaz ya gri siyah olarak yer alıyor. Oysa ki iyi bir siyah beyaz çalışmada hem siyahın hem beyazın hem de mümkün olduğu kadar fazla sayıda gri tonun bulunması önemli. İşte Murat Hoca'nın bu atölyesinde o yöntem anlatılıyor. Hararetle tavsiye ederim. Ben özellikle siyah beyaza ilgi duyan dostlar için aklınızda olsun isterim. Dediğim gibi birçok atölye çalışmasının yeni dönemini web sitesine koyduk. Phototrack.com'a ama birkaç tanesi yine dijital fotoğrafla uğraşmaya başlayanlar, dijital fotoğrafla çalışanlar için mutlak gerekli olan Photoshop giriş ve daha da kolay ve daha da fotoğrafçıya yönelik hali olan Adobe firmasının Lightroom programında anlatıldığı 3 oturumdan oluşan Lightroom'la fotoğraf işleme atölyelerini de yine yeni dönemlerini duyurduk. Görme gösterme sanatı fotoğrafçı olmak, hemen notlarıma bakıyorum. Temel fotoğraf semineri yeni başlayan bir dostunuz varsa önerebileceğiniz ve etkili ışık kullanımı atölyesinin yeni dönemi de yine web sitesinde yer alıyor. Phototrack.com'a bakmakta fayda var. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Phototrack İstanbul hatırası olarak işte Videogren'e destek veriyoruz. Efendime söyleyeyim, Olympus Yollar'da sitesine ve hesabına destek veriyoruz. Farklı birçok kurumun ve çalışmanın destekçisiyiz. Bunlardan bir tanesi de Olympus alt çizgi Yollar'da Instagram hesabıdır. Orada da yine sonbahar fotoğraflarıyla alakalı bir mini yarışma düzenliyoruz. Bu yarışmanın ödülü olarak da yine canlı olarak Zoom üzerinden yapılacak bir online atölyeye katılım hakkı olacak. Olympus alt çizgi Yollar'da Instagram hesabına girdiğiniz zaman orada görebileceksiniz ama sonbahar yarışma bir etiketiyle paylaştığınız fotoğrafları da değerlendirip o hesap üzerinden yayınlayacağız. O hesaba da bir el atmanızı, destek olmanızı hararetle rica ediyoruz. Aklınızda olsun diye söyledim. Ve geldik bu akşam konuşacağımız fotoğraflara. Evet Alev Hanım yoktunuz. Ben fotoğraflarınızı görünce sevindim. Ah dedim bir eski dost daha tekrar aramıza döndü. Hoş geldiniz tekrar. Birkaç arkadaşımızın bu akşam bir süre ara verdikten sonra tekrar fotoğraf paylaştığını gördüm. O da çok hoşumuza gitti. Önümüzdeki haftada sıkı bir konu olacak. Herkesten iyi çalışmalar bekliyoruz, onu söyleyeyim. Şimdi başlamadan birkaç noktayı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi daha önceki değerlendirmelerde paylaşılan fotoğraflara yeni etiketlerde değerlendirmeye dahil etmiyoruz noktası. Bu oldukça önemli. Çünkü zaten başka bir değerlendirme içerisinde burada üzerinde konuştuğumuz, didiklediğimiz, eleştirdiğimiz, bazen beğenip haftanın fotoğrafı olarak, fotoğrafçısı olarak öne çıkardığımız bir çalışmayı başka bir etikette tekrar konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Hep dediğim gibi hepimizin çok çalışkan, üretken fotoğrafçılar olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bazen arşivlerden, bazen yeni çalışmalardan sıkı fotoğraflar gönderebileceğinizi, paylaşabileceğinize inanıyorum. Lütfen yeni fotoğraflar paylaşın. Eskileri maalesef değerlendirmeye almıyoruz. İkincisi, bu daha da önemli diye düşünüyorum. Mesela bu haftanın etiketi Videogren, alt çizgi Doga ve insan. Yani daha önce açıklamasında da yer alıyordu. Doğa görüntüleriyle birlikte insanın bir arada olduğu fotoğrafları konuşalım istiyoruz. Ancak gelen paylaşılan fotoğraflar arasında örneğin şehir içinde olan fotoğraflar var. Efendime söyleyeyim Boğaz kıyısında
Balık tutanların fotoğrafları var. Arkada ama şehir görünüyor. Dolayısıyla doğa fotoğrafları diye konuşmuştuk daha önce. Yine Videogren YouTube kanalında doğa fotoğraflarına dair bir yayınımız da var. Doğa fotoğrafları içerisinde insan yapımı herhangi bir şey olmayan görüntüler üzerinden konuşuluyor. Bazen görüntünün bütünlüğünü bozmayan ufak tefek insan yapımı şeyleri dahil edebiliyoruz. Peyzaj fotoğrafları gibi konuşabiliyoruz. Dolayısıyla eğer o tarz şeyler varsa onları aldık. Ama arkada kocaman elektrik direkleri, trafo gibi böyle kocaman şeylerin falan olduğu görüntüleri de maalesef dahil edemedik. Çok iyi, çok sıkı fotoğraflar var öyle. Ancak doğa ve insan başlığına dahil değil. Bu nedenle benim bir ricam ve bir tavsiyem olarak paylaşılması istenilen etiketteki konuya uygun fotoğrafların paylaşılması. Dolayısıyla da ya benim fotoğrafım burada niye yok diye dert ediyorsanız muhtemel öyle bir şey olabilir, aklınızda olsun diye söylüyorum. Ha, bir hatırlatma daha yapayım, ondan sonra fotoğraflara bakmaya başlayalım. Çünkü çok fotoğraf var bu akşam. Hemen hemen her gün hafta içi sabah öğlen saatlerinde günün öne çıkan fotoğraflarını paylaşıyoruz Instagram hesabımızın hikaye story bölümünde. Fakat o sadece bir gün önce paylaşılan fotoğraflar arasında baktığımız bir seçki. Bugün ise bütün fotoğraflara bir arada bakıyoruz. Dolayısıyla da ya hafta içinde öne çıkarılmış bir fotoğraf burada yer almayabiliyor, ya da hafta içinde hiç öne çıkmamış bir fotoğraf burada ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle de ya benim fotoğrafımı hafta içinde öne çıkarmıştınız, burada hiç konuşmadığınız gibi bir durum olmamasını rica ederim. Zira bütün fotoğraflar bir araya geldiğinde, bu sefer o gün diyelim 100 fotoğraf paylaşıldıysa hafta sonu 600-700 fotoğraf arasına giriyor. Bir anda rakip sayısı çoğalıyor. Dolayısıyla elemelerde eleğin deliklerinin boyutları değişebiliyor. Ve bu nedenle de burada farklı fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bu hafta yaklaşık 600 civarı fotoğraf vardı. Biraz elimi böyle ne derler korkak alıştırmadım. Yaklaşık %20'sini, 120 kadar fotoğrafı burada konuşacağız. Sayı biraz çok olduğu için sizleri de bayıltmamak adına çok uzun uzun konuşmadan bu fotoğraf şöyle iyi ya da böyle iyi değil diyerek devam etmek istiyorum bundan sonra. Ve yine onlar arasından 10 fotoğrafı, oldukça zorlanarak 10 fotoğrafı haftanın öne çıkan çalışmaları olarak belirledik. Ve bir fotoğrafı da o 10 fotoğraf arasından haftanın öne çıkan fotoğrafı fotoğrafçısı olarak seçtik. Onu da en sonda sizlerle paylaşacağım. Evet, ufaktan yola çıkalım isterim. Evet, ilk fotoğraflarını göreceğimiz kişi Şeniz Çelebioğlu. Yanılmıyorsam 3 fotoğrafı burada yer alacak. Fotoğrafları değerlendirirken şöyle bir kriteri belirlemeye çalıştım kendi adıma. Bu fotoğraf doğa ve insanı mı anlatıyor? Yoksa daha çok insanı mı gösteriyor? Daha çok doğa üzerinde mi duruyor? Yoksa bu ikisini çok güzel harmanlayıp mı bize sunuyor? Bu kaygılarla bakmaya çalıştım. Yanılmıyorsam bu Everest Anakamp yürüyüşü civarından bir fotoğraf olabilir ya da Himalaya yürüyüşlerinden bir tanesinde. Tabii ki muazzam bir doğa var. Hasbelkader iki defa bu yürüyüşü yapmış bir kişi olarak da kendi gördüklerimden de bunu söyleyebilirim. Muazzam bir doğa var ve orada yer alan yürüyüşçüler olsun, yerel halk olsun bu doğayla birlikte fotoğraflandığında çok güçlü kareler oluşturabiliyor. Ancak bu fotoğrafta olduğu gibi öndeki öğe, yani oradaki yerel yaşamla alakalı öğe, arkadaki manzaraya çok baskın olduğunda o güçlü görüntüyü ezebiliyor. Önde örneğin tek yakla, tek bir Nepalli olsa, Şerpa olsa ya da sadece iki tane yürüyüşçü falan olsa, o zaman o insanları doğanın içinde oranın bir öğesi olarak görmemiz daha kolay olacak. Burada başrole biraz bu taşımacılık çıkmış durumda. Dolayısıyla arka plan dağlar sadece fon görevi görüyor. O anlamda etkiyi zayıflatıyor.
Şeniz Çelebioğlu'nun bu fotoğrafı bana sanki böyle filmle çekilmiş de sonradan taranmış havası verdi. Renklerine, tonlamasına bakınca öyle bir etkisi olan bir fotoğraf bu. Aslında biraz daha dikkatli çekilebilse sanki çok daha güçlü olabilecek bir fotoğrafmış. Zira yamacın çizgisi hemen kişinin üstüne denk gelip kesince bu sefer fotoğrafın üst tarafı boşa çıkmış oluyor. Bu fotoğraf daha aşağıdan yukarı bakılarak o kişi gökyüzüne düşürülerek çekilse o zaman daha etkili olma şansı olacakmış diye düşünüyorum. Örneğin bu fotoğrafta yine Şeniz Çelebioğlu'nun hem aşağıda hem yukarıda bulunan beyaz alan yani zemin ve gökyüzündeki bulutların arasında kalan insan gökyüzüne düşürüldüğünde ve o genel görüntünün bir parçası olarak gösterildiğinde hikaye daha güçlü hale gelebiliyor. Gönül isterdi ki buradaki doğa konusu biraz daha güçlü olsun. O zaman çok daha etkili bir sonuca ulaşabileceğimiz bir fotoğrafmış. Burada sadece beyaz bir alan olması hikayeyi çok güçlü kılmıyor. Belki biraz daha böyle yürüyüş yolu, biraz taşlar, belki karlar üzerinde bir şeyler falan olsa o zaman daha etkili olma şansı olacakmış diye düşünüyorum. Sevgili Murat İlhan'ın yine birkaç fotoğrafına bakacağız. Murat İlhan da çok sağ olsun her hafta birçok çalışmasıyla bize destek veren dostlardan bir tanesi. Bir iki fotoğrafında benzer bir tarz vardı. Yani genel bir geniş bir görüntü içerisinde o görüntünün, o manzaranın küçük bir bölümünü kaplayan bir anlamda ilgi merkezi olabilecek insan da bize aktarıyor. Bu fotoğrafta gökyüzünün durumu gayet iyi ama aşağıda olan bölüm biraz zayıf kalıyor. Işığının az olması, bir yansımanın olmaması, mesela gökyüzünün bir yansıması olsa bu fotoğraf çok patlayacak bir fotoğrafken aşağının zayıf olması biraz etkiyi düşürüyor ister istemez. Bu fotoğrafta mesela yansıma ile beraber insanların olması ve işte tahminen Tuz Gölü'nün o durağanlığının doğru verilmesi bence fotoğrafın keyifli tarafı. Zor tarafı yukarıdan geçen ufuk hattı. Çünkü o çizgi bize diyor ki fotoğraf burada bitiyor. Bunun üstünde bir şey yok. Onun üstünde bir şey olsa, onun yansıması gölün yüzeyinde olsa o zaman bu fotoğrafın da şansı çok artacak. Minimalist bir yaklaşım için çok keyifli bir örnek onu söyleyebilirim. Sadece leke değerleriyle ve monokrom bir tatta konuyu anlatmak için güçlü bir örnek bunu da söyleyebilirim. Ancak doğa ve insan için biraz zayıf kalan bir fotoğraf olmuş. Bu fotoğraf ise çok keyifli. Tek derdim fotoğrafla alakalı olarak onu söylemem lazım. Doğanın çok böyle bizi heyecanlandıran bir görüntüsünün olmaması. Neredeyse düz tarlalar gibi, hatta tarla gibi tek bir şey, bölümleri de çok olmayan bir yeşillik içerisinde kadraja çok dikkatli ve çok özenli yerleştirilmiş olan diagonalden geçen yol çok güçlü bir grafik etki sağlıyor. O yolun üstünde yürüyen insan da hakeza aynı şekilde iyi bir ilgi merkezi oluşturuyor. Yine doğa bölümünün çok güçlü olmaması beni birazcık rahatsız ediyor ama diğer gördüğümüz iki örnekle kıyasladığımızda bence çok çok daha etkileyici bir görüntü. Nimet Seferoğlu'nun bu fotoğrafı muhtemeldir ki Kapadokya civarlarında olabilir. Oradaki üzüm bağlarını düşündüğüm zaman tahmin ediyorum oralarda çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Ki bu küçük üzüm dallarının görsel etkisi aslında yanlarına gidip geniş açıyla girildiğinde çok etkileyici olabiliyor aşağıdan yukarıya doğru. Böyle yukarıdan baktığınız zaman daha zayıf bir etki oluyor. Ancak bu fotoğrafta bu tırnak içinde çoraklık içerisinde insanların olması iyi bir şey. Fakat birbirlerine yapışmamaları koşuluyla. O iki insanın ve şeyin birbirinin üstüne girmesi kötü. Bunların birbirinden ayrıldığı bir anı seçmek daha doğru bir tercih olacaktı diye düşünüyorum. Minimalist sergisi için kullanılmış. Bak yani fotoğraf hemen o şeyi çok güçlü hissettiriyor. O açıdan başarılı olduğunu söyleyebilirim. Nurhan Zengin'in fotoğrafında bence doğa bölümü işi çözmüş.
insanın da ortada olması, ilgi merkezi olabilmesi adına doğru yaklaşımlardan biri. Ama derdimiz bu ön tarafta da çocuğun olduğu yerde de bir ışık olması, bir de o çocuğun bir hareket yapması. Bu kadar durağan olduğunda gönül ister ki fotoğrafın çok güçlü bir simetriye sahip olması. Ama işte oradaki ördekler, kazlar neyse onlar o simetriyi bozan öğeler. Dolayısıyla biz bekleriz ki çocuk daha solda olsun ve bu ördeklere doğru mesela ekmek atıyor olsun, yem atıyor olsun. O zaman fotoğrafa dinamizm getirsin. Bu durağanlık içerisinde onlar fazla çünkü. O zaman simetriyi daha çok ararız böyle bir görüntüde. Fatma Şanlı'nın fotoğrafında arkadaki vadi, oradaki bulut denizi, fotoğrafın güçlü öğeleri. Yanılmıyorsam bir fotoğrafçı tripodunu kurmuş o bulut denizini fotoğraflama niyetinde. Biz genelde böyle görüntülerde tripodun, makinenin, fotoğrafçının ayrı ayrı olup görünmesini daha çok tercih ederiz. Zira burada kişiden iki tane boru çıkmış gibi oluyor sağa sola doğru. O fotoğrafın gücünü zayıflatıyor. Köpeğin bulunduğu yer teorik olarak doğru olsa bile mesela ben baktığım zaman köpeğin daha dinamik bir öğe olmasını tercih ederdim. Mesela koşuyor olmasını. İster bize doğru, ister fotoğrafın bir tarafına doğru. İster orada o fotoğrafçı ile bir şey yapıyor olmasını daha çok tercih ederdim. Durup bize bakması biraz daha fotoğrafın tırnak içinde gerçekliğini zedeliyor gibi geliyor bana. Mehmet Rıfat Usun bu fotoğrafında iki taraftan kadrajın ağaçlarla kapanmış olması çok güzel. Yürüyüş grubunun birbirine karışıyor olması fotoğrafın dertli tarafı ama daha büyük dertli tarafını söylemek istiyorum. Işık ölçümü. Kar fotoğraflarında, beyaz olan fotoğraflarda mutlaka ve mutlaka pozlamaya müdahale etmek ve bu karın beyaz olmasını sağlamak gerekiyor. Böyle gri olduğunda bütün hikaye bozulur. Dolayısıyla kar fotoğraflarındaki önümüz kış olur da sokağa çıkabilir hale gelirsek inşallah karda falan kar yağdığında fotoğraf çekme şansımız olacaktır. Orada karda artı yönde pozlama müdahalesi yapmamız gerektiğini unutmamamız lazım. Ya sevgili Serkan, sevgili Cem, aklımızda olsun kar yağdığında yakın bir yerlere gidelim, güzel bir video çekelim. Tüm dostlara karda fotoğraf nasıl çekilir bilgilerini böyle bir videogram farkıyla falan diye bir video hazırlayalım. Daha önceden yaptığımız yayınlar ve yayınladığımız makaleler var ama şöyle eğlenceli bir video yapalım. Karda yuvarlanıp muvarlanıp. Eğer şey olursa belki şunu da yapabiliriz. Duyuru yaparız. Deriz ki şurada karda fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Arabanızı atlayın gelin falan. Yakın yerde olanlar da atlasın gelsin deriz. Öyle bir şey yapalım. Evet, Mehmet Rıfat Usun bu fotoğrafı mesela daha güçlü geldi bana. Biraz önce o vadi fotoğrafında Fatma Hanım'ın fotoğrafıydı galiba. Fotoğrafçının ne yaptığının görülmesini daha çok tercih ederiz demiştim ya. Onun doğru hali bu. Daha profilden bakıyor olmamız, orada fotoğraf çeken birinin olması doğru yönden çekimi bize işaret ediyor. Arkadaki manzara, doğa gayet doğru. Ancak burada da yine bakış yüksekliğinin ya da fotoğrafçının kılığının, kıyafetinin arka plandan kopmasını sağlayacak şekilde seçilmesi lazım. Örneğin sırtında çanta olmasa ve sadece o sarı yeşilimtırak tişörtü olsa fotoğrafçının arkadan kopar. Ama yeleği, çantası bilmem nesi arka ile karışmasına sebep oluyor. Böyle ufak ufak noktalar fotoğrafınızın hep böyle bir gıdım daha öne geçmesini, bir tık daha yukarı çıkmasını sağlayacaktır. Çekim anında hissettiğiniz heyecanı ki fotoğraf heyecansız mümkün değil yapılmaz. Kontrol altına alıp bu görüntünün etkili fotoğrafa nasıl dönüşeceğini düşünmemiz gerekiyor. Heyecanla çekilen fotoğrafların çok büyük bir bölümünde ufak tefek kusurlar fotoğrafın geri düşmesine sebep oluyor. Mehmet Rıfat Usun bu fotoğrafı çok keyifli görüntülerden bir tanesi. Yani yanılmıyorsam bir gelincik tarlası kırmızıların içerisinde ana konu olacak kişinin bulunması bence fotoğrafın güzel tarafı. Zorlayıcı tarafı ne? Hatıra fotoğrafının
bize bakmayanı durumu. Çok güzel bir arka plan var. Ama ana konumuz olacak kişi ne yapıyor? Yani çiçek toplası olur, koklası olur, orada yatsı olur, her şey olur. Böyle bir duruşun çok güçlü bir anlamı yok. Dolayısıyla da biz iyi bir fonu, iyi bir mekanı, iyi bir ışığı biraz harcamışız gibi görünüyor. Bir de ben şeye çok takığımdır. Böyle fotoğraflar çektiğiniz zaman bir önceki fotoğraf da aynı şeydir benim için. Yani birini model gibi kullanıyorsunuz aslında. Dolayısıyla kontrolün sizde olması lazım. Ya şu çantayı bırak omuzundan diyeceksiniz. Ne bileyim ayakkabını görünmesin bağdaş kur diyeceksiniz. Bu tarafa doğru böyle oturma da şu tarafa otur şöyle yap diyeceksiniz. Yani kontrol sizde olacak. Böyle her şeyi dışarı atıp sadece bir kişiyi çektiğinizde biz onu anlıyoruz. Çünkü kontrolün sizde olması gerektiğini anlıyoruz. Bu iki fotoğrafta da bir öncekinde de bunda da fotoğrafçı çok kontrol edememiş duygusu var bende. Sevgili Filiz Muhan'ın bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Şimdi Filiz Hanım İskenderun'da yaşıyor ama muazzam bir fedakarlıkla hafta sonları hem benim hem Murat Hoca'nın atölyesine katılmak için İstanbul'a geliyor. Vallahi bravo. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani İskenderun'da öyle bir atölye olsa ben gelmem herhalde diye düşünüyorum. Çok uzak gelir bana. O açıdan tebrik ediyorum bir kez daha. Ve Filiz Hanım'ı da şimdi çekim gezileri falan yapıyoruz. Orada da tanıyınca sahiden böyle fotoğraf aşkıyla derler yani fotoğraf aşkıyla yanıyor falan öyle bir kişiliği var. Sürekli olarak çevreye fotoğraf gözüyle ve nasıl daha iyi fotoğraf yaparım falan heyecanıyla bakıyor. O açıdan da o fotoğrafik enerjisini bu fotoğrafta da görebiliyoruz. Hikayeyi tam doğru anda yakalaması ve doğru yerde yakalaması bence fotoğrafı bayağı güçlü yapıyor diyebilirim. Süreyya Uyan'ın bu fotoğrafında da her ne kadar bir portre gibi olsa da yani bir insan fotoğrafı gibi olsa da her ne kadar arka plan flulaştırılarak sadece bir fon haline getirilse de bence o teyzenin duruşuyla işte yaslandığı kürek yanılmıyorsam o kürekle vesaireyle tamamen bu ortamla uyumlu bir şey yaratmış. O nedenle de gayet başarılı olduğunu düşündüğüm fotoğraflardan biri bu. Tebrik ediyorum. Ama daha hareketli bir şey bekleriz. Evet, Alev Hanım'ın, Alev Tanrıkoru'nun iki tane yanılmıyorsam fotoğrafı var burada. Buradaki bakış yüksekliğini, kadrajın sağ tarafından giren kara parçasının, daha sonra denizin üstüne doğru farklı tonlarla devam eden su renginin de kadrajı çok güçlü hale getirdiğini düşünüyorum. Gönül isterdi ki böyle fotoğraflarda ya o insanlar sahiden başrol olabilecek bir şeyler yapsın ya da o kadrajda daha dolu dolu yer alarak yani üst köşeye doğru sıkışmasın da insanlar bu tarafa doğru da birkaç kişi olsun o zaman daha da güçlü olabilecek. Ama bu gayet bakışıyla kadraj kararlarıyla doğru görüntülerden biri diye düşünüyorum. Bu fotoğraf üzerinde çok düşündüğüm fotoğraflardan biri oldu. Çok gittim geldim fotoğraf üzerinde. Sebebi de şu, bir kere zemin çok güçlü. Onu söyleyebilirim. Yani bazen böyle susuzluk falan diye yarışmalar oluyor. Oralara falan gitse bir şeyler yapabilecek ya da o mantıkta bir sergide yer alabilecek fotoğraflardan biri olmaya yakın. Ama koşulu ne? İyi ışık. Yani şu yukarıda gökyüzünde olan bulutların getirdiği atmosferin bir benzerinin ışık ve gölgeyle aşağıda da yakalanması lazım. Fotoğrafın alt tarafı anlamlı, üst tarafı anlamlı ama ikisi bir araya getirildiğinde uyumlu değil. Sıkıntısı orada fotoğrafın. Ön tarafın da iyi bir ışık, gölge, bir kontrast, bir şeylere sahip olması lazım. Ona sahip olduktan sonra diyeceğiz ki o insan nerede olmalı? Daha yakında mı, daha sağda mı, solda mı, yürümeli mi, bir şey yapmalı mı? Ama bir şey yapmalı. Çok küçücük fotoğrafın içinde uzak bir noktada leke olarak kalmamalı bence. Ama çok yani çok güçlü bir fotoğrafın direkten döndüğünü düşünüyorum orada.
Evet, Nilgün Tunalı Köksal'ın fotoğrafında da yine siyah beyaz bir deneme, ama bakın aynı şeyi burada da çok rahat söyleyebilirim. Fotoğraf çok gri, gri beyaz, gri beyaz olmuş. Tam bir siyah olmamış. Yoksa hem ağaçların varlığı, hem kişinin yeri, boşluktaki doğru noktası falan, bunların hepsi bence fotoğrafın doğru tarafları. Ama böyle iyi görüntülerin, onun için de hep söylüyorum yani, her şeyi doğru giden fotoğrafı bir yerden sıkıntısı başladı mı etkisi acayip düşüyor. Her şeyiyle tam olmalı fotoğraf. Bunun bir tık daha iyi siyah beyaz işlenmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum açıkçası. Estağfurullah Filiz Hanım. Valla bu karşılıklı bir şey. Bütün grubun birbirine verdiği enerji diye düşünüyorum. Çok sağ olun Alev Hanım. Yeni fotoğrafları bekliyoruz. Hale Yiğit'in fotoğrafında da bakın benzer bir durum söz konusu. Güzel bir durağanlık. Onun içerisinde ilgi merkezi olabilecek olan insanlar var. Ama ışık çok zayıf. Yani bu durağanlığı destekleyecek homojen bir ışık iyi olabilir, kabul edilebilir, ama bu renklerle değil. Daha keyifli renklerle, mesela sabah olsun daha sarımtırak bir ışık olsun, akşam olsun sarımtırak bir ışık olsun. Kapalı hava olacaksa daha dramatik bulutlar olmasını bekleriz. Düz gri bir gökyüzü bizi mutlu etmez. Bizi derken izleyiciyi mutlu etmez. Yani fotoğrafçı dışında kalan hiç kimseyi mutlu etmez. Bu fotoğrafın derdi de ışık diye düşünüyorum. Mustafa Küçüktepe'nin bir süredir fotoğrafları yoktu, yanılmıyorsam. Ya bir de bir şeyi de söylemek istiyorum. Şimdi Mustafa Bey'in fotoğrafını görünce aklıma geldi. Eskiden onda da öyle bir şey vardı. Bu hepimizin Instagram ayarlarında bazı şeyler var, tahmin ediyorum, değil mi? Kısıtlamalar var, ne bileyim işte, beni herkes etiketleyemesin, benim bilmem neyimi paylaşamasın falan diye ayarlar var. Fakat ben sizlerin bu paylaşımdaki fotoğraflarınızı hikaye bölümüne atmak istiyorum. Bazı arkadaşların paylaşılmıyor fotoğrafları. Onları pas geçmek zorunda kalıyorum. Yoksa hafta içinde de öne çıkarmak istediğim fotoğraflar var. Bilmiyorum, hani çok özel, acayip bir şey değilse o şeyleri açmakta fayda var. Ya yani paylaşabilirim ki hikayede fotoğraflarınızı bir işe yarasın. Mustafa Bey'in bir ara öyleydi. Artık öyle değil. Paylaşabildim mesela bu fotoğraflarını diye hatırlıyorum. Ya da paylaşamamıştım, ondan aklıma takıldı, ikisinden biri. Buradaki ışık çok daha güçlü ve doğa olarak da yine işte çiçekleri falan görüyoruz, bulutlar falan, tamam güzel. Ama derdimiz o insanın aynı şekilde karışmış olması. Ve fotoğrafın hatıra fotoğrafı mı, yoksa bir şeyleri anlatmak üzerine kurgulanmış bir fotoğraf olduğunu çözemiyoruz. İkisinden biri ama ne? Daha çok bana hatıra fotoğrafı tadı veriyor. Dolayısıyla oradan çıkması lazım fotoğrafların. Birkaç fotoğraf vardı gene böyle hatıra tadında. Onları da mesela değerlendirmeye almadım bu şey içerisinde. Şerife Cengiz'in fotoğrafında da yine yansıma, doğa, insan, hepsi güzel, ışık zayıf. Bu ışıkla çekilen fotoğrafların güçlü, etkileyici olma ihtimali çok az. Bakın bu grilikteki bir gökyüzü hiçbir zaman, neredeyse hiçbir zaman, konuya bağlı olarak elbette değişir. Çektiğiniz tarza göre değişir, ama hiçbir zaman iyi fotoğraf vermeyecek. Şu renklerin hiçbiri doğru tonlarda görünmüyorsa, gölge yoksa, derinliği oluşturacak şey yapılamadıysa olmayacak fotoğraf. Bu etkisi çok daha güçlü olabilecek bir fotoğraf diye düşünüyorum iyi ışıkta. Saadet Uslu'nun bu fotoğrafı aslında çok iyi niyetli bir fotoğraf ve biraz daha dikkatli çekilebilse, biraz daha uzun pozlamayla yıldızlar daha vurucu hale getirilebilse bence çok öne çıkabilecek fotoğraflardan biri olacakmış. Zira bu tarz fotoğraf, yanılmıyorsam, bir tek bu geldi. Çok öne çıkardı. Bir anda böyle sahiden fotoğraftaki yıldızlar gibi parlardı fotoğraf. Ama çekimi biraz zayıf olmuş. Daha iyi yıldızlı bir gökyüzünü hak eden bir düşünce bu. Teknik o yönden zayıf ama. Bir de şunu söyleyeyim. Biz genelde yıldız çekimleri yaparken arkadaşlarla hep konuşuyoruz.
Zemine bu kadar gerek yok. Asıl hikaye gökyüzünde. Siz fotoğrafın üçte birini neredeyse zemin yapmışsınız. Ya çadırın hemen dibinden başlasın fotoğraf ve yukarı doğru ne kadar gökyüzü alabiliyorsanız o kadar iyi. Çünkü bütün hikaye yukarıda. Yerde bir şey yok ki. Ona da dikkat etmek lazım bence bu tarz görüntülerde. Serap Özbek'in fotoğrafında niyet çok iyi. Bence hikaye bayağı toparlanacakmış. Biraz daha eksi pozlansa, gölgeler daha koyu olsa bu fotoğrafta daha iyi olacak. Bir de o yürüyen arkadaşların yeri çok doğru değil sanki. Sağ tarafta daha gölge olan alanın üzerine denk getirsek çok daha güçlü görünebilecekmiş. Burada ışığın olduğu tarafa, arkasında aydınlık dalların olduğu tarafa denk gelmiş arkadaşlar. İki adım sağda yürüseler mesela gölgenin üstüne denk gelecekler ve kontür hatlarındaki ışık onların arka plandan çok güçlü kopmasını sağlayacak. Bence daha başarılı olacak bir fotoğraf yine direkten dönmüş. Hasan Bey neden bilmiyorum. Şeyiniz Instagram adresiniz de Hasan Yıldırım mıdır? Başka bir şey mi? Kontrol edeyim yani. Şimdi ben neden sorusuna normal atölyelerde çok sert cevaplar verebiliyorum. Demek ki fotoğraflar iyi değil diyebiliyorum. Ama şimdi işleriniz, atölyeler daha neredeyse birebir yaptığımız çalışmalar olduğu için hemen söylüyorum. O fotoğraf şöyleydi, bu fotoğraf böyleydi. Ben Instagram hesabınızdan kontrol edeyim. Belki etiketlemede bir sıkıntı vardır. Belki başka bir dert vardır. Kontrol ederiz. Belki vardır burada da, onu da bilmiyorum. Evet, Sadık Başal'ın bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. Biraz daha siyah beyazı daha güçlü olabilecek bir fotoğraf. Ama hem duygu olarak hem bakış olarak bence keyifli görüntülerden biri. Ağaçların altında kalan zeminle ağaçların üstünde kalan gökyüzünün bu kadar dengeli kullanılmış olması, neredeyse zemin, ağaç ve gökyüzünün her birinin üçte bir, üçte bir, üçte bir gibi yerleştirilmiş olması, sağ sol boşluklarının eşit olması, kişinin çok doğru bir yerde adım atarken görünüyor olması, fotoğrafçının çok özenli bir kadraj yaptığını bana hissettiriyor. O açıdan doğru tercih diye düşünüyorum. Yine gökyüzünün gölgelerin haline de bakarak ışığın da çok iyi olmadığını, dolayısıyla siyah beyaz tercihinin de başarılı bir karar olduğuna inanıyorum. Oldukça başarılı bulduğum görüntülerden biri oldu Sadık Başal'ın bu fotoğrafı. Yılmaz Nizam'ın iki tane fotoğrafı var. Dolayısıyla onları göreceğiz şimdi. Ama Yılmaz Bey yine eski dostlarımızdan biri. Birkaç hafta üst üste daha önceki değerlendirmede fotoğraflarını gösterdi, gönderdi. Onun için burada yer almamıştı. İki farklı fotoğrafı olduğu için bu sefer yer verdim. Bu fotoğrafta dikkatlice de baktım daha sonradan. Ağaç dallarının net olmadığını gördüm. Muhtemel rüzgardan ya da başka bir şeyden dolayı bir fluluk var. Daha keskin görüntü olmasını tercih ederiz. Enstantaneden de dolayı olabilir. İki fotoğrafta da hem çevrenin doluluğu hem insanların varlığı iyi. Ancak iki fotoğrafta da bunda da kişinin yeri yanlış diye düşünüyorum. Burada kişinin tam yol üstünde olması gerektiğini, burada da solda iki adım önde olması ve o boşluğu doldurması gerektiğini düşünüyorum. Yerleri doğru olsa kişilerin daha güçlü olacağına inanıyorum o fotoğraflarında. Mehmet Bey, 120 fotoğraf var en az burada. Belki biraz daha fazla. Sadece atölye öğrencilerimizin fotoğraflarını değerlendirmiyoruz. Yaklaşık 600 fotoğraftan seçtiğimiz, bu akşam için söyleyeyim, 120 fotoğrafı değerlendiriyoruz. Ve ben şimdi burada böyle bazen konuşunca yanılabiliyor dostlar. Ben herkesin işte sevgili Murat İlhan, sevgili şu falan diye söylüyorum. Herkes zannediyor ki ben o arkadaşları tanıyorum. Oysa ki sadece ismen biliyorum bu arkadaşları. Sadece gönderdikleri fotoğraflardan biliyorum.
arada da böyle atölyelere falan katılan dostların fotoğrafları denk gelince onları tanıdığımız için daha hani sizin enerjiniz şöyle, siz zaten şöyle yapıyorsunuz falan diye konuşuyorum. Yoksa öyle fotoğraf paylaşan ama iyi fotoğraf paylaşan, başarılı fotoğraf paylaşanların fotoğraflarını konuşuyoruz. Her fotoğrafı konuşmuyoruz maalesef. Ne kadar iyi fotoğraf o kadar çok muhabbet oluyor anlayacağınız. Evet, Feridun Bey de benzer bir şey söylemiş ama şey, kriterimiz şey iyi ve mevzuya uygun, biraz üzerine konuşulabilecek fotoğraflar. Dolayısıyla bir ne pozitif bir ayrımcılığımız var ne başka bir yönde bir kayırmamız var onu söyleyebilirim. Gülseren Akdoğan'ın bu fotoğrafında yanılmıyorsam Yedigöller'deki o derin gölün oradaki iskelede çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğraflarda eğer bakış yüksekliğini biraz değiştiremezsek, daha yukarıdan ya da daha sağdan soldan bakamazsak, ister istemez bu fotoğrafta gördüğümüz durum ortaya çıkıyor. O da ne? Fotoğrafın çok büyük bir bölümünü iskele kaplıyor. Oysa ki arka planda daha sağdan daha soldan bakıldığında biraz makinenin yükseltilip bakılması durumunda daha etkileyici görünebilecek doğa var. Burada tabii ki bu insan yapımı olan iskele fotoğrafın çok büyük bir bölümünü kaplıyor. Bir de biraz önce başka bir fotoğraf için söylediğim şeyi burada da söylemem gerekiyor. O da siz böyle bir kurgu tarzında fotoğraf çektiğinizde o kişiye müdahil olacaksınız. Çantası olmayacak, kıyafetinin rengi çevreden kopacak, hareketi sahiden belirgin olacak şekilde yapılacak. Başka türlü fotoğrafınızın etkileyici olma şansı yok. O arkadaşınızı mutlu eder. Bir de en fazla sizi mutlu eder ama sizi de çok etmediğini tahmin ederim. Çünkü arkayla çok karışıyor iki kişi. Ama arkadaşınızı mutlu eder, beni ne güzel çekmişsin der, o kesin. Bilgin Ataç'ın bu fotoğrafında yanılmıyorsam Bolu Gölcük oradaki ev ve belki de ilk defa orada böyle sonbahar ya da kış olmayan bir mevsimde çekilen fotoğrafına bakıyoruz. O açıdan yeşilliği falan görüyor olmamız gayet güzel. Arkaya doğru sağ üst köşede daha açık renkte olan ağaçlarla da iyi bir derinlik duygusu da sağlanmış. Önde bize yakın ışık düşen ağaçlar, arkada ev daha koyu olan yer ve en arkada da daha farklı bir tonda şey bize katmanlı bir görüntüyü sunuyor. O açıdan iyi. Ancak insanlar o çiçeklerin herhalde gül fidanı mı öyle bir şeyin arkasında kaybolmuş. Daha belirgin olmalarını tercih ederdik. Ben belki böyle gün batımı için falan çok fotoğraf gelebilir diye tahmin ediyordum. Birkaç fotoğraf geldi. Necla Hanım da onlardan bir tanesi. Zira hani gün batımında göl, deniz, öyle bir manzarayla doğa duygusu verilebilirdi diye düşünüyordum. Çok az gelmiş olması bana ilginç geldi. Bu onlardan bir tanesi. Genelde bu tarz görüntülerde yatay kadrajı daha çok tercih ediyoruz Necla Hanım. Eğer gökyüzünde ya da arkadaki suyun üzerinde çok fazla böyle güçlü öğeler yoksa yatay kadraj kullanılması manzarayı, doğayı daha çok algılamamızı sağlar. Tabii ki bunu konuşurken, bunu söylerken şu izleyici hakkını cebimde tutarak söylüyorum. Ya sağ tarafta gemi vardı, sol tarafta şehir vardı. Onları göstermemek için dikey kadraj yaptım diyebilirsiniz. O da fotoğrafçının hakkıdır. Ama ben izleyici olarak işte yatay görmeyi tercih ederim deme hakkımı kullanmış oldum. Bu fotoğrafta da mesela kişinin, modelin diyelim buna, çok sevdiğim bir kelime olmamakla beraber, kıyafetinin renginin çevreden ayrılmasını doğru buluyorum. O açıdan daha özenli bir şey olduğunu düşünüyorum. Şapkayla falan özel bir şey yapıldığını düşünüyorum. Ama oluşturulan kompozisyonun aynı özende olmadığını düşünüyorum. Yani dallarla çakışıyor olması, oradaki işte sudaki hayvanların karışıyor olmasının falan, ön tarafta taşların bir boşluğu var ama o taşların olduğu yerde bir ışık yok falan. Bütün bunların da fotoğrafçının sorumluluğunda olduğuna inandığım bir görüntü bu. Gülçin Onay'ın bir fotoğrafına bakacağız.
Ha, Mehmet Bey ilk kez mi izliyorsunuz? Bilmiyorum sizin fotoğrafınız var mıydı? İnşallah paylaştıysanız burada da konuşuruz. Yoksa sonraki haftalarda fotoğraflarınızı bekleriz. Evet. İlknur Hanım, yani o şeyi söyledim ya, insan yapımı olan bir şeyin olmamasını aslında tercih ederiz. Ancak bazı birkaç fotoğrafta böyle manzarayı çok şey yapmayan, bir de çok bildiğimiz yerlerdeki şeyleri dahil ettim bu değerlendirmeye. Normalde FIAP'ın, yani Uluslararası Fotoğraf Dernekleri Federasyonu'nun tanımlamasına göre doğa fotoğrafı olarak bakarsak neredeyse insanın da girmemesi lazım aslında. Ama işte mesela burada bank var, eyvallah. Öbüründe iskele vardı, kabul. O zaman o evi de alayım falan dedim ama şehir falan öyle bir şey oldu mu onları çok almamaya çalıştım. Bir fotoğraf var ama keyifli, onu göreceğiz. Evlerin falan olduğu bir fotoğraf var. Evet, Gülçin Hanım'ın bu fotoğrafında da yine sanki şey havası var. Orada biri oturuyormuş, Gülçin Hanım da arkadan geçerken çekmiş gibi. Dolayısıyla hani daha önceki fotoğraflarda gördüğümüz poz verme durumu yok gibi. Ancak yine de işte sağ taraftan bir ağaç biraz giriyor, biraz girmiyor. Ön tarafta yaprakların oluşturduğu bir alan var ama güçlü bir şey yok. Çok düz bir bakış olmuş. Biraz daha fotoğrafçı bakışı dediğimiz, fotoğrafça bakış dediğimiz bir şeye ihtiyaç duyuyor sanki fotoğraf. Ya TL ile biraz daha perspektif yayılması sağlanması, ya biraz daha aşağıdan çekip yaprakların güçlü gösterilmesi gibi bir fotoğrafik bakışa ihtiyacı var. Fazilet Göktaş'ın bu fotoğrafında aslında kişi ve sağ taraftaki ışık gayet başarılı geldi bana. Hatta sol tarafta silüet olan ağaç da hikayenin güçlü bölümünü oluşturuyor. Ama alt tarafını, fotoğrafın ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Yani şu zemin bölümü, sağdaki taşlar, belki şuradan bir ufak dere mi geliyor, o falan, ağacın altında kalan karanlık yer. Buralara çok ihtiyaç yok. Direkt böyle ağacın bittiği yerden fotoğrafı kapatsak, o zaman üst tarafa daha çok dikkat çekme, orayı daha çok anlatma şansı olurmuş. O şeyden kurtulmuş fotoğraf, kaçmış. Güliz Arslan Öztürk'ün bu fotoğrafında niyet iyi ama eksik. Yani o balığa daha çok girmeniz lazım. Ancak o zaman etkisi artacak. Geniş açı objektifte ön tarafı yakın büyük, arkayı uzak küçük gösterme etkisi kullanılır bir şeydir. Teleobjektifte bazen bunu perspektif yayılmasıyla da benzer bir şey yapabiliriz ama öndeki konunun yakın ve güçlü olması koşuluyla. Aksi takdirde ona kadar olan boşluk dikkat çekici olur ve etkiyi zayıflatır. Burada mesela mesafe daha uygun, uzak olmasını kabul edebiliyoruz. Ancak şanssızlığınız ne? Her yerde ışığın aynı olması, dolayısıyla atılan ağla arkadaki ağaçların aynı renklerde, tonlarda olması bütün hikayenin zayıflamasına yol açıyor. O nedenle de daha belirgin olabilecekleri bir açı ya da ışık bulmanız gerekiyor. Bu fotoğrafın ışığı iyi, kişilerin yeri yanlış, gölgedeler. Hülya Mutlu'nun fotoğrafı, yanılmıyorsam Hülya Hanım'ın bir fotoğrafı daha var. Gölgede kalmış insanlar. Daha ışıklı olan bir yerde olmaları gerekiyor. O zaman daha etkileyici olacak fotoğraf. Biz karanlıkta bir şeyi görmeye çabalamamalıyız izleyici olarak. Bu bütün fotoğraflar için geçerli. Bu fotoğraf için söylemiyorum. Bütün fotoğraflarda ışık en kritik nokta. Mesela bu fotoğraftaki ışık bir tık daha iyi. Ama bakın benzer bir durum söz konusu. Fotoğrafın çok büyük bir bölümünde beyazlıklar var. Ama oradaki insan koyu karanlık bir tarafın önünde. Arkadaki gri alanın çokluğunda kaybolmuş durumda. Daha belirgin olabileceği bir yere yerleştirilmeli diye düşünüyorum. Deniz Kuzey, hoş geldiniz siz de. Evet, Sadık Bey'in fotoğrafı için şey yapıyoruz değil mi? Ha, Sadık Bey de söylemiş, 20 dakika bekledim diye. Bravo, yani çok güçlü olmuş fotoğraf.
Neşe Göl'ün bir fotoğrafı Neşe Hanım'la birlikte çektiğimiz fotoğraflardan biri. Ama aynı yerde Serhat Bey'le de aynı fotoğrafı çektik. Şimdi o fotoğrafları peş peşe koydum. Ne demek istediğim, daha doğrusu ne konuştuğumuz daha belli olsun diye. Zira yan yana çekilen iki fotoğraf göreceksiniz aslında. Ancak ben bazen böyle ya Murat Hoca'nın Photoshop dersi çok önemli, Murat Hoca'nın işte siyah beyaz dersi çok önemli falan deyince sadece reklam mı yapıyorum yoksa bir şeye mi niyetliyim onu görelim isterim. Bakın bu Neşe Hanım'ın fotoğrafı. Bu Serhat Bey'in fotoğrafı. Beraber çektik. Yan yana çektik. Ama fotoğrafa dokunulduğu anda yani fotoğrafın özelliklerini bozmayacağınız, şu ağacı sileyim de oraya bilmem ne koyayım, bilmem neyi yan çevireyim de bu tarafa yaslayayım, şu kırmızıları yeşil yapayım gibi bir şey yapmadığınızda, kontrastıyla, tonlarıyla, efendim keskinliğiyle oynadığınızda ki oynamak zorundasınız dijital teknolojiyle, etkisi çok değişiyor. Teleobjektifle perspektif yayılmasıyla arka planı öne yaklaştırıp koyun sürüsü ve çobanı birbirinin içine gömdüğümüzde çok güçlü görüntü var. Ama fotoğrafın iyi işlenmesi kaydıyla. Bakın o sabah ışığının etkisi bu küçük dokunuşla hemen belli oluyor. Dolayısıyla Serhat Bey'in fotoğrafı bu dokunuş sayesinde ışık ve renk olarak öne çıkabiliyor. Estağfurullah Hülya Hanım, yani fotoğrafları iyi ama işte böyle ufak tefek şeylere dikkat edince ışık falan yeri o bu her şey değişiyor. Serhat Bey'in bir başka fotoğrafı, yanılmıyorsam bu fotoğraftaki de Neşe Hanım olabilir. Yine birlikte yaptığımız çalışmalardan biri ama yansıma ile birlikte ve ilgi merkezi olabilecek bir yerde bir kişinin olması. Buna benzer farklı yerlerde farklı fotoğraflar da vardı. Bence iyi. Ancak bu fotoğrafta da ön tarafın yani yansımanın daha iyi işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da daha koyu olması gerektiğini düşünüyorum. O sayede daha başarılı olacak. O kadar el atmışken fotoğrafa sağ alt köşeden de kurtulmak gerektiğini düşünüyorum. İlginin sadece konu, yansıma, kişi orada toplanabilmesi adına. Sema Demirel Semiz'in bu fotoğrafı, ağacın varlığı iyi, çocuk tamam. Ama bakın biraz önce başka bir fotoğraf için de söylemiştim. Orası iyi, burası iyi, bir araya geldi mi fotoğraf olmuyor demiştik. Burada da aynı durum var. Şimdi çocuğa baksak hatıra fotoğrafı gibi. Ağaca baksak daha duygusal bir fotoğraf gibi. Ama sağ sol boşlukları çok fazla. Dikey kadraj yapılsa biraz daha farklı bir bakış açısıyla belki biraz daha yukarıdan ve çocuk da sahiden daha iyi. Daha iyi derken bu da çok bazen garip gelebilir arkadaşlar. Daha iyi koşsa. Mesela bu tarafa doğru koşsa. Bize doğru koşan insan görüntüsü eğer bir atlet falan değilse, sporcu değilse çok güçlü olmayabiliyor. Çünkü atlet sporcu olduğu zaman işte kıyafeti, burada numarası vesaireyle falan o duyguyu da destekleyen görselliğe sahip oluyor. Ama bize doğru koşan bir insan o kadar iyi görünmüyor. O nedenle de profilden yandan bakmak daha iyi olabiliyor. Çocuğun mesela yana doğru geçiyor olması lazım ve kadrajın kesin dikey olması lazım bence. Sedef Bilgin Kalay'ın bu fotoğrafı şu ağacın yanındaki o artık bank mı, bir çit mi, bir tahta bir şey. O olmasa daha iyi olacak gibi geliyor bana. Onun varlığının çok bir karşılığı yok fotoğrafta. Niye öyle bir şey var sorusunun cevabı yok. Ama ağaç, çevreden çok farklı renkte kıyafeti olan insan, hem yerdeki beyazlık hem gökyüzündeki beyazlığın arasından mavi geçen gökyüzü bence fotoğrafın çok doğru tarafları. Bir tek o herhalde bank diye düşünüyorum. Onun varlığı birazcık garip geldi bana. Sedef Bilgin Kalay'ın bu fotoğrafında gökyüzü ve oradan süzülen ışık çok iyi. Sol taraftaki tepeler tamam. Sağ taraf ve alt zayıf kalıyor. Biraz daha oraların açılması lazım diye düşünüyorum. Çok koyu kalmış. Dolayısıyla da aşağıya doğru indikçe ilgi zayıflıyor. Oysa ki gönül ister ki ve bekler ki ışık yukarıdan aşağıya düşüyorsa aşağıya aydınlatır. Burada o aydınlık yok. Oradaki kişinin ilerisinde kalmış aydınlık. Problem orada diye düşünüyorum. O da kişiyi daha zayıf gösteriyor orada. Yani
göstermiyor. Ha, anladım. Vallahi çadırın içinde insanı çok göremedik Saadet Hanım, yoksa haklısınız. Hüseyin Avni Atagün, henüz sizin fotoğraflara gelmedik. Var diye hatırlıyorum sizin fotoğrafları çünkü. Henüz gelmedik ona. Bank mı? O bank işte biraz bozmuş Sedef Hanım. Yoksa daha iyi olurmuş bence. Ömer'in kadrajı, Ömer Faruk Güler'in birkaç fotoğrafı var yanılmıyorsam, bence gayet özenli kadrajlar, güzel kadrajlar. Burada mesela o kişinin kıyafetinin farklı olmasını bekliyor göz. Çünkü o zaman sağ tarafla diğer yapraklarla karışmaya başlıyor. Eğer aynı renkler, aynı tonlarda olacaksa, ki şapka bizi kurtarıyor o manada. Şapka diye bere işte, neyse o. Biraz daha dinamik olmasını bekliyoruz. Daha hareketinin belli olmasını bekliyoruz. Atıyorum çok basit, yani yan dönüp telefonunu bile kurcalasa bizim için yeterli. Çünkü bu arkası dönük görüntüden daha dinamik hale gelir. Ya da fotoğraf çekiyor gibi yapsın. Ya da ne bileyim işte, atıyorum su içiyor gibi yapsın. Kitap okuyor ama bir şey yapsın ve daha dinamik bir etkiyle fotoğrafı güçlü hale getirsin diye isteriz. Bakın burada dinamizm hikayeyi nasıl değiştiriyor? Aşağı bölümle aynı renklerde beyaz 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 devam ediyor. Kolların bir açılması hikayeyi değiştiriyor. Kollar aşağıda önde mesela bağlı olsa olmamış diyeceğiz fotoğrafa. Değil mi? Ama o dinamizm hikayeyi bir anda çözüyor diye düşünüyorum. Yine Ömer Faruk Güler'in bu fotoğrafında. Emir Bozkurt'un fotoğrafı da biraz önceki fotoğrafı andırıyor. Ancak sağ sol çok dengeli olmamış. Bir de kişi çok kenarda kalmış. Biraz daha ortaya gelmeli. Sanki iki adım önde yürüse daha iyi olacakmış. Bana şöyle bir hava verdi bu fotoğraf. Birçok fotoğrafta hissettiğim şey o oluyor. Böyle biraz daha şurada olsa, burada olsa diye düşündüğüm. Biz atölye çalışmalarında da arkadaşlarla konuşuyoruz hep. Ya bunu birkaç kişi çekiyor. Mesela iki sağda olan doğru açıyı çekiyor. İki solda kalan kişiyi böyle görüyor. Hep öyle bir hava geliyor bana. İki adım sağdan çekilen kişi daha güçlü çekmiş olabilir diye düşünüyorum bu fotoğrafı. Emir Bozkurt da her hafta fotoğraflarını keyifle takip ettiğimiz arkadaşlardan biri. Bu fotoğrafta oldukça sade bir kompozisyonla beklediğimiz şeyi bize sunuyor. Lakin ufuk hattının kişilerin üstünden geçiyor olması bir problem diye düşünüyorum. Bakın burada kar beyazı fena değil. Daha iyi olabilir. Tam beyaz yapılabilir. O zaman daha da iyi olacaktır. Ama bu kayakçının yeri falan bence çok doğru. Çevrenin ağaçlarla kapanmış olması gayet güzel. İlgi merkezini görebileceğimiz yerde, yani soldaki boş alanda da kişinin olması hikayeyi tamamlıyor. Satı Özkara'nın fotoğrafı da değil mi? Bir üç adım daha istiyormuş. O kişi üç adım atacak, yürüyecek, boşluğa çıkacak olacak. O zaman daha güçlü bir fotoğraf. Her ne kadar ışığı mat olsa bile, hani bu sonbahar, o ışık, o renkler falan kabul edilebilir bir raddede. Ama kişinin yeri çok yanlış. Şu ortaya doğru gelecek, şu yolun açıldığı aydınlık alanda orada olacak o kişi. O zaman daha başarılı olur. Sevgili Derya yazarım, bu fotoğrafı yine keyifli, lakin üst taraftaki gökyüzü boşluğu çok fazla. Aşağıda yansımanın bulutların altında kalan boşluk kadar yukarıda boşluk bırakılıp kadraj daraltılsa bence çok çok başarılı bir fotoğraf olacak, ki çok eminim Derya yazarın elinde öyle bir kadraj da vardır. Gökyüzü boşluğunun bu kadar olmadığı bir kare kesim vardır. Bu fotoğrafta küçük bir işçilik herhalde, bir dokunuş bu fotoğrafı daha başarılı yapabilir. Şimdi Derya'nın bu Kapadokya bölgesinde çok sıkı fotoğraflar üreten bir dostumuz. Dolayısıyla onun böyle keyifli gökyüzü, acayip ışık, bilmem ne falan durumlarındaki fotoğraflarına alışacağız. Şu peribacaların arasından süzülen ışığın olduğu yerde insan var ama o ışık çok zayıf kalmış. Daha iyi bir aydınlık gerekiyor oraya. O zaman bu fotoğrafın gücü çok artacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda
bir söyleşi yapmıştık gezi fotoğrafçılığı üzerine. Sevgili Zeki de konuklarımızdan biriydi. Dünyanın dört bir tarafına fırt fırt gezen arkadaşlarımızdan biri. Ve orada da yaptığı gösteride de fotoğraflarından vardı. Buraya bir 4-5 fotoğrafını aldım Zeki'nin. Bunu aldım ama bir şeyle aldım, serzenişle aldım. Onu söylemem lazım. Onun sebebi de şu. Şimdi bu böyle kaydırmalı bir paylaşım. Şimdi etiket olunca ilk fotoğrafı görebiliyoruz biz. İkinci fotoğraf daha güçlü. Ama ben hani Zeki niye böyle bir şey paylaşmış diye baktım. Çünkü ilk fotoğrafta tamam yeşillerle kapanıyor, arada şey görünüyor ama Instagram hani biraz daha büyük lekelerin olduğu bir mecra olmalı ya, tak diye görelim diye. İkinciye şans eseri baktım. Ben genelde tavsiye olarak kaydırmalı paylaşım yapmamanızı öneriyorum. Özellikle bizim şeyler için. Ha, kendiniz bir şeyin, hikayenin fotoğraflarını paylaşırken eyvallah. Ama bu paylaşımda bize bir ilk fotoğrafa bakabiliyoruz. Diğeri dikkat çekmeyebiliyor. Dolayısıyla da ikinci fotoğraf sadece olsaydı bence daha iyi olurdu. Çünkü gayet güçlü bir fotoğraf diye düşünüyorum. Yine bir ağaç yansıma ve bir insanın olduğu fotoğraf. Tabii burada yansımanın çok az olması fotoğrafın gücünü zayıflatıyor. Daha suyun yanına gidip suyun zemininden bakılsa daha etkileyici olur diye düşünüyorum. Bu fotoğraflar ben Zeki'nin Instagram ve Facebook paylaşımlarında daha önce gördüğüm fotoğraflardı. Ve böyle bu bölgede seri bir çalışma vardı. Onlardan bir tanesi olarak burayı aldım. Çok keyifli bir ışık ve güçlü bir silüet çalışması. Diğer fotoğraflar da çok keyifliydi. Hep dedim ya bu nasıl oraya gitmişti öyle poz vermiş bilmiyorum ne falan diye düşündürüyor. Ama işte doğa, insan kurgu da olsa fena bir görüntü değil diye düşünüyorum. Zeki'nin bu fotoğrafında da pozlama sayesinde suyun akışını ve dümdüz gibi görünmesi çok hoşuma gitti. Ancak ışığın sadece sol üstte olması bir dert. Aşağıda da daha güçlü bir ışık olursa daha keyifli olabilir diye düşünüyorum. Son dönemlerde de Kapadokya civarından Zeki'nin çok fotoğrafı vardı. Bu onlardan bir tanesi. İki kişinin yeri ve arkada vadinin teleobjektifle yığılarak fotoğrafı doldurması bence fotoğrafın doğru tarafı. Işık zamanı da gayet iyi ki renkli bir görüntü, yani canlı renkli bir görüntü görebiliyoruz. O açıdan burada paylaşmak istedim. Sevgili Ufuk Marmara'nın bir yine silüet fotoğrafı. Özellikle ağaç, sağ alt köşedeki bulutlar ve ağacın hemen yanındaki kişi bence fotoğrafın konusu. Dışarı doğru yürüyen insan ise ilgiyi bozan şey. Belki bunun bir adım sonrası, iki adım sonrası o soldaki kişinin olmadığı bir kare daha güçlü bir fotoğraf olabilirdi diye düşünüyorum. Feridun Sayın'ın birkaç fotoğrafı olacak. Bu çok hoşuma gitti. Yine böyle o minimalist tarzda, yine grafik konusunda bir fotoğraf gibi ama yani çok güzel bir yeşillik, güçlü bulutlar ve sadece orada bir leke fotoğrafın başrolü olmuş. O açıdan gayet başarılı diye düşünüyorum. Feridun Sayın'ın bu fotoğrafı daha da hoşuma gitti. Zira bakış yüksekliğiyle, bilmiyorum drone'la falan çekilen bir fotoğraf mı bu? Hikayenin çok güçlü gösterildiği bir fotoğraf olmuş. Bir taraftan bilgisayarımdaki şey dondu da görüntü telefonumdan da yayını açıp oradan takip ediyorum. Başka bir yorum falan olursa diye. Yayınım mı dondu diye şey yaptım. Ondan dolayı 2 saniye durdum. Evet, bu fotoğrafın hem bakış yüksekliği, bakış açısı, hem kadrajı, hem gölgenin uzunluğu, işte dalga falan çok hoşuma giden fotoğraflardan bir tanesi oldu. Dolayısıyla Feridun Bey'i bu fotoğraf için de tebrik ediyorum. Bu da çok eğlenceli geldi. Dolayısıyla burada paylaşmak istedim. Bu tarz fotoğrafları, bu tarz yaklaşımları böyle fotoğraftan ve o bulunan andan keyif almanın örneklerini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor.
Dolayısıyla da burada yer vermek istediğim bir fotoğraf oldu. Ama doğa ve insan başlığı için çok güçlü bir görüntü mü değil ama çok eğlenceli olduğu kesin. Ha Zeki, sular çekilmişken gidiyorlar sonra geri mi nasıl geliyor? Feridun Bey neresi orası? Kaputaş falan gibi bir yer mi? Yani böyle denizi yukarıdan böyle görme ve sahili görmeniz için. Hani Kaputaş falan olabilir diye düşünüyorum. Herhalde oralarda falan mümkün. Bu açıdan denizi ve şeyi görmek. Ümit Kutbay'ın bu fotoğrafı bence gökyüzünün hali, siyah beyazı çok güçlü olmasa da monokrom tercihi açısından çok güzel. Film karesi gibi olmuş bir fotoğraf ama yamuk. Ve fotoğrafta çok rahat kullanılabilecek alanlar varken her şeyin, herkesin dip dibi olması problem. Biraz daha rahat bir kadraj bence çok daha etkileyici fotoğraf olabilirmiş. Silivri mi? Biz de gidelim bir ara Silivri'ye. Güzelmiş orada fotoğraf. Esra Ayar'ın bu fotoğrafında yine ışık iyi. Ama üst tarafta iyi. Alt tarafta kişinin olduğu yerde ışık olması lazım. Orada ışık yok. Problem orada. Biraz daha solda ışığın düştüğü yerde olsa kişi, üzerine gelse o ışık bence daha başarılı olacak bir fotoğraf. Sevgili Nazlı'nın, Nazlı Zengin'in bir fotoğrafı. Nazlı da eski dostlarımızdan biri. Yurt içinde ve yurt dışında birçok yolculuk yaptığımız dostlardan biri. Bu fotoğrafın bu kadar geniş açıya ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Karların içinde bir kişinin olması, ağaçların varlığı falan gayet güzel. Ancak sağdaki ağaçtan fedakarlık yapılabilse ve daha teleobjektifle kişi ve arkasındaki ağaçlar yığılarak birbirine yaklaştırılarak fotoğraflanabilse bence çok daha etkileyici olacak. Çünkü sağa doğru gittikçe o kenardaki ağaç dışında bir mevzu yok. Ve alt tarafı da çok boş. Ve soldaki kişi ve ağaçların gücünü zayıflatan bir alan ortaya çıkıyor. Ondan kurtulmakta fayda var sanki. Sevgili Celal Erdem'in birkaç fotoğrafı var yine burada peş peşe. Bu fotoğrafın ışığı biraz sert. Gölgelere falan da bakarak yani gölgede olmadığı için de çok bakamıyoruz. Bu da öğlen saatlerine yakın bir fotoğraf olabileceğini söylüyor bize. Bu sert ışık, o gölgelerin oluşmaması aslında arkadaki o küçük gölün maviliğini ve taşların rengini falan çok bozmuş. Biraz daha iyi bir ışık ve renk koşuluyla daha güçlü olabilecek diye düşünüyorum. Bakın buradaki ışık daha güzel mesela. Bakın şimdi bu fotoğrafın ışığıyla şu fotoğrafın ışığını karşılaştırınca buradaki gölgeler, doku, detay her şey çok değişiyor. Sanki bu ışığı arayan bir fotoğraf diye düşünüyorum bir öncekine. Burada da özellikle fotoğrafta bulunan kişinin sağındaki bu direk gibi, çıta gibi şey ve hemen arkada solda dikkat çeken şeyler ilgiyi biraz dağıtıyor diye düşünüyorum. Kapuzbaşı yanılmıyorsam yine birkaç hafta önce buradaydık işte dünyanın en yüksek ikinci şelalesi ve şelale grubu, en büyük şelale grubu. Dolayısıyla çok keyifli bir bölge. Bu şelalelerin önünde bulunan insanlar onun ne kadar büyük olduğunu göstermek anlamında doğru tercihlerdir. Ancak burada yine kişilerin kıyafetlerinin falan ayrılmasının böylece daha belirgin hale gelmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Just alt çizgi OMW hesabından paylaşılan bu fotoğraf tarz ve teknik olarak çok hoşuma gitti. Yani biz hep böyle doğa manzara fotoğraflarında her yerin net bilmem ne falan şıkır şıkır diye beklerken böyle bir zoom in zoom out tekniği büyük ihtimal eğer özel bir filtreyle çekilmediyse ya da sonradan yapılmadıysa ilginin böyle kişiye doğru gitmesini sağlıyor ama aynı zamanda çevredeki işte yanılmıyorsam peribacaları, ağaç vesaire onları da hissetmemizi sağlıyor. O açıdan keyifli geldi bana. Burada da paylaşmak istedim. Grafis Foto Sıtkı Aksoy'un birkaç fotoğrafı var burada. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada üst taraf ve kişinin olduğu yer çok güzel.
Tahmin edeceğiniz üzere problem zemin. Bu kadar yere ihtiyacı yok fotoğrafın. Çünkü özellikle yeşilliğin bittiği yerden aşağısında hiçbir şey yok. Mesela tamamen yapraklarla dolu bir yol olsa kabul edilebilir ama öyle de değil. Dolayısıyla o fedakarlığı yapmak lazımmış diye düşünüyorum. Yeşilliğin başladığı yere ya da hani soldan giren ağacın yere temas ettiği noktaya kadar fotoğraf kroplanabilir. Kroplanmasa bile çekerken öyle yapmak gerekebilir. Bu fotoğraf çok hoşuma gitti yalnız. Yani hem bakışıyla, hem renkleriyle, hem ışığıyla, ister çekim anında böyle bir ışık olsun, ister sonradan müdahale edin, isterseniz filtreyle yapmış olun. Biz izleyici olarak sonuç görüntüye bakarız. Bizi ne kadar etkiliyor ona bakarız. Şimdi bir önceki fotoğraftaki ışığa, renge bak. Bir de bu fotoğraftaki ışığa, renge bak. Dolayısıyla bu bize daha vurucu, daha güçlü, daha etkileyici geliyor. Bence çok daha başarılı bir görüntü diye düşünüyorum. Bu fotoğraf da çok hoşuma gitti. Tahmin edeceğiniz üzere bize yakın olan zeminin aydınlık olması biraz problem. Zira arkada ışığın indiği bir alan var ve orada adamın üzerinde, yanılmıyorsam kedi var karşısında, kedinin üzerinde de bir ışık var. Fakat ondan sonra gelen gölge, sonra tekrar ışık. Ya şu alttan bir fedakarlık, gölgeden başlat fotoğrafı, biz sadece ışıklı yere, sadece kediye, adama bakalım, iş bitsin. O zaman çok daha etkileyici bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Yine dikkat ederseniz ikili bir fotoğraf. Bu sefer ikincisini almadım. Orada böyle sigara tüttüren bir adam vardı. Çok böyle içeriye uygun değildi. Belki de aynı arkadaştı. Burada fotoğrafı almamın sebebi, Feyza Bayramoğlu'nun alan derinliğini kullanarak bize doğayı tam göstermese bile bir fon olarak güçlü hale getirmesi ve kontür hatlarındaki ışıkla o kişiyi o arka plandan ayırabiliyor olması. Ama sol üst köşeye doğru gittikçe giderek aydınlanan ve neredeyse bembeyaz kalan gökyüzü fotoğrafın problemli tarafı. Sağ taraf ne kadar keyifli bir şekilde yeşilliklerle, ağaçlarla dolu, yapraklarla doluyken sol tarafın böyle patlaması ilginin dağılmasına sebep olabiliyor. Ebru Glass fotoğrafının bu fotoğrafı bilmiyorum gece çekilmiş olabilir. Bilmiyorum belki özellikle uzun pozlamayla yapılmış olabilir. Belki başka bir teknikle yapılmış olabilir. Atmosfer olarak çok hoşuma gitti. Çok direkt bir şeyi bize göstermese bile bir seri çalışması yapıldığında yani bir nasıl diyelim bir sergi yapıldığında aynı tarzda fotoğraflardan bir sunum hazırlandığında etkileyici parçalardan biri olacak diye düşünüyorum. Anlamı doldurabilecek görüntülerden biri olabilir ama bunu yaparken de sol tarafta dikkat ederseniz çok detay patlayan alanlar var. Oraları da kurtaracak teknik çözümleri bulmak koşuluyla. Cihan Savran'ın 4-5 fotoğrafını sizinle paylaşacağım. Cihan Savran'ın fotoğrafları oldukça başarılı, keyifli fotoğraflar. Onun yani Facebook ve benzeri yerlerden de takip edebiliyorsanız, mecralardan da birçok uluslararası yarışmada, ulusal yarışmada da ödülleri olan bir fotoğrafçı dostumuz. O açıdan da işlerini paylaşmaktan, görmekten çok büyük keyif alıyorum. Ancak bir yıldız koydum fark ettiyseniz ve bildiğiniz üzere daha önceki değerlendirmeleri izleyenlerin bileceği üzere yıldız çok hayra alamet bir şey değil. Yıldızın sebebi genelde şu oluyor. Bu değerlendirmelerin bir koşulu var. O da şu, en fazla 5 fotoğraf paylaşmak. 5'ten fazla olduğunda 6.'ya hadi eyvallah falan diyoruz. Hatta geçen haftalarda Volkan Bey'in değil mi? Volkan Akan'ın galiba öyle bir şeyi oldu. Ya kusura bakmayın bir 6. fotoğraf diye paylaşmıştı. Hatta değerlendirmede de haftaya 4 tane paylaşırım ödeşiriz gibi bir makara yapmıştık. Cihan Bey'in ben 9 saydım. 9'dan fazla da olabilir. Bu kadar çok paylaşımda değerlendirmeye dahil etmiyoruz maalesef. 5'i geçmemenizi hararetle tavsiye ederim. Cihan Savran'ın balık gözüyle çektiği böyle birkaç fotoğraf var. Bence mekanı ve insanı bir arada kullanmak için doğru örneklerdir. O açıdan yer vermek istedim. Ama bu fotoğraf teleobjektifle bu lavanta tarlaları içerisinde yine modelli yapılan çekimlerden biri. Bence iyi işlerden bir tanesiydi. Ama işte 5 sayısını geçince arada harcanmış oldu.
Ona biraz dikkat etmekte fayda var. Yani böyle çok kurallı ve şeyli bir paylaşımda değiliz. Ama kimsenin de hakkını yemeyelim istiyoruz. Şimdi 5 paylaşan arkadaş varken 10 paylaşandan bir şey seçtik mi bana haksızlık gibi geliyor. Onun için Cihan Bey'den haftaya güzel bir konu belirledik. Sıkı işler bekliyorum 5 tane. Evet, hekimin lensi Doktor Ejder Sözen bir süredir çalışmalarını görmediğimiz dostlardan biri. Tekrar görünce işlerini çok keyif aldım. Bu fotoğrafta yine alan derinliği teleobjektifle öndeki çocuğu güzel vurgulayan, arka planı bize hissettiren, direkt böyle her şeyi net göstermeyen ama orada da doğa devam ediyor duygusunu veren keyifli çalışmalardan biri. Tebrik ediyorum. Funda Ulusay'ın bu fotoğrafında dikkat ederseniz yine bir model kullanımı var ama çok durağan ve çok hani geç şurada dur abicim fotoğrafı halinde. Zaten ışık iyi değil. Zaten gökyüzü gri. Burada artık fotoğrafçının bir şeyleri değiştirmesi lazım. Bakış yüksekliğini mi değiştirirsin? An mı beklersin? Bir hareket mi istersin? Ama bir şey yapman lazım. Bu çok dümdüz bir fotoğraf haline geliyor yoksa. Bu ışıkta, bu koşulda iyi düşünülmüş bir çare renkli şemsiye ama hakkını vermemişiz tam diye düşünüyorum. Arzu Adalı'nın bu fotoğrafı oldukça keyifli geldi bana. Her ne kadar aşağıda böyle bir köy kasaba görünse bile bence genel manzara içerisinde konunun bütünlüğünü bozmayan bir şey. Mesela orada oturan kişinin doğallığı, rahatlığı bence hikayeyi tamamlıyor. Burada oturan kişi bir önceki fotoğrafta olduğu gibi böyle bir şemsiye falan tutsa, ne bileyim orada dursa, fotoğraf çekiyor gibi yapsa mevzuyu bozar ama burada taşa oturmuş manzarayı izleyen insan, o doğayı izleyen insan bence fotoğrafın doğrusu. Işığı, rengi, kompozisyonuyla gayet başarılı diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Gökçen Arabul'un bu fotoğrafı da gayet başarılı işlerden bir tanesi. Biraz renklerin bu kadar homojen olması ve ana konu olacak ama kontrast yaratırsa daha güçlü olacak diye düşündüğümüz konunun o yeşilin içinde maviyle kayboluyor olması bir dert. Keşke gönül isterdi ki daha farklı renkte bir kayık olsun ve o kayık patlasın. Oradaki insanlar iyice öne çıksın. O zaman daha etkileyici olacaktı diye düşündüm. Sibel Karol'un bu fotoğrafında da mesela muhtemeldir ki bu birkaç tane peş peşe çekilen fotoğraftan bir karedir. Biraz daha teleobjektifle çekilmiş ve gökyüzü boşluğundan vazgeçip arkadaki tepeyi daha yaklaştırmış bir görüntünün ve oradaki kişinin de bir iş yaparkenki halinin daha başarılı olduğunu inanıyorum. Bu tam olmayan karelerden biri. Daha iyisi kesin vardır arşivde. Bakmak lazım. Şebnem Sözerli'nin fotoğrafı biraz daha dikkatli kompozisyon ve bir ışık müdahalesiyle ister Photoshop'ta otokontrast verin, ister pozlama çekim esnasında müdahaleyle beyazı daha iyi oturtun ve biraz bakışınızı daha fotoğrafik yapın. Aman orada sular akıyor, insanlar var deyip buradan kaldırıp çekmiş gibi oluyor fotoğraf. Şu gökyüzünde bir vazgeçin. Belki biraz yaklaşıp aşağıdan yukarı bakıp suyun etkisini arttırın. Belki diyaframı biraz kısıp enstantaneyi daha düşürüp akan suyu daha etkili hale getirin. Ama o fotoğrafik dokunuşu görmemiz lazım. Sizin yanınızda bulunan ve hiç fotoğraf bilmeyen birinin neredeyse cep telefonunu kaldırıp çektiğiyle sizin bir sürü ekipman için para harcayıp zaman harcayıp öğrenmek için uğraştığınız bir şeyin sonucunda çektiğiniz fotoğraf arasında çok fark olması lazım. Buradaki fark az. Daha çok fark ister. Daha çok fark ister. Mehmet Kaynar'ın yanılmıyorsam iki fotoğrafı olacak. Çok sağ olun Harun Bey. Teşekkürler. Mehmet Bey'in fotoğrafları evvelden imza vardı. Artık imza olmadan da tanıyabiliyoruz. Bu çerçeveyle sunma fikri benim çok hoşuma gidiyor. Yani her türlü farklı sunum şekli çok hoşuma gidiyor. Mehmet Bey'in fotoğraflarını da bu çerçevelemeden tanıyorum zaten. Burada mesela şeyi güzel değil mi? Hem sağda solda üstte yeşilliğin dolu olması, kişinin yürüdüğü yolun yapraklı olması,
kişinin çevreden farklı bir renkte olup dikkat çekmesi, bunlar fotoğrafın doğru tarafları. Daha canlı bir ışıkla daha da güzel olacak bir fotoğrafmış. Ama ben yerleştirmesini falan beğendim. Bakın burada mesela ışık ne kadar güzel. Elbette ki aynı koşulu konuşmuyoruz. Elbette ki bu sisli puslu bir sonbahar muhtemelen. Bu yaz sonu falan. Dolayısıyla da tabii ki ışık aynı olmayacak. Ama burada söylemek istediğim ışığın sonucu nasıl değiştirdiği. Daha iyi ışık dediğimizde hikayenin çok canlanabildiği. Mevzu o, yoksa şey değil. İnce Özlem'in bu fotoğrafında da mesela birazcık nasıl diyelim sinematografik bir ışık isteyen fotoğraf değil mi? Hani şöyle ağaçların arasından süzülen bir ışık bekliyor. Çünkü o atmosfer, konu, kişi onu çok şey yapıyor. Hissettiriyor. Burada bir görüntü var, bir fotoğraf çıkacak falan duygusu var. O duyguyu yapacak şey ne? Şöyle ağaçların arasından süzülen bir ışık. O zaman olacakmış fotoğraf. Biraz karanlık kalmış. Öyle bir görüntü oluşturmadığı için. Foto.grafiofficial hesabından paylaşılan fotoğrafın doluluğu çok hoşuma gitti. Yalnız böyle artık ATV falan mı o araç bilmiyorum, öyle bir şeyle geçen birisi var. Biraz uzakta kalmış. Daha yolu ortalayabilir sanki. Yani ne bize çok yakın ne bu kadar uzak. Şöyle ortada daha aydınlık gibi görünen bir yer var. Orada olursa o zaman o bütünün içerisine iyi yerleştirmiş olacağız. Burada kaçmış artık görüntü. Muhtemeldir ki bu da birkaç alternatifi olan fotoğraftır. Yani buradan başlayıp oraya gidene kadar 3-4 kare çekilmiştir. Belki bir ya da iki kare öncesi bu fotoğrafın daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Sevgili İbrahim Kaya'nın bu fotoğrafı bence doğa ve insan diye konuştuğumuz hikayenin içerisinde çok doğru örneklerden bir tanesi. Yani önde bir doğayı görüyoruz. Aynı zamanda hissiyatım odur ki uzun pozlamayla oradaki suların daha durgunluğu ve gökyüzündeki bulutların daha kayıyor gibi olması sağlanmış. Bu fotoğrafik bir yöntem. Bakış yeri çok güzel ve gökyüzünde etraftan rahatsız olmayacağımız temizlikte görünen üç kişi. Birbirine karışmamış, birbirinden ayrı. Dolayısıyla hikayeyi doğru toparlamış işlerden biri diye düşünüyorum. İbrahim Kaya'nın birkaç fotoğrafı daha var. Yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Bey'in fotoğraflarında daha önceden isim imza yazıyordu. Son birkaç haftadır daha isimsiz imzasız fotoğraflarını da görüyoruz. Çok daha keyifli hale geldi çalışmalar diye düşünüyorum. Burada da yansımalar, ağaçlar çok güzel. Kişi çok kenarda kalmış gibi geldi bana. Çok güçlü olmamış gibi geldi. Bir alternatif olarak ortada durduğu bir şey varsa daha da iyi olabilir. Çevreden farklı renkte olması hikayeyi toparlıyor ama en azından o açıdan ilgi merkezi olabiliyor. O açıdan başarılı diye düşünüyorum. Sumral Koser'in fotoğraflarını Instagram'da story'de paylaşamıyorum. Şimdi hatırladım mesela o isimlerden biri. Bir şeyi kapalı herhalde ayarlarında. Bu gönderiyi hikayende paylaş diye bastığımda çıkmıyor paylaşabilme şeyi. Dolayısıyla hafta içinde öne çıkaramadığım isimlerden bir tanesi. Burada bu sis içerisindeki vadiye karşı yatmış kişi güçlü ilgi merkezi kabul. Ama fotoğrafın diyagonalden sol üst tarafını düşündüğümüzde şöyle çaprazdan üst tarafını hiç doku yok neredeyse. Sağ tarafta böyle sisler içinde görünen ağaçlarla falan evet biraz hissediyoruz ama üst tarafı tamamen kaybediyoruz fotoğrafın. Sanki bu fotoğraf biraz daha soldan ve daha dar bir kadrajla çekilebilse biraz daha dolu, biraz daha fazla şey gösteren bir fotoğraf olacak. Bu kadar boş alan kullanmamış olacağız. Bence daha etkileyici olacak o zaman. Nigar Onat'ın bu fotoğrafında niyet çok iyi ama ışık bu görünen gölgenin getirmesi gereken kadar yumuşak değil. Çok sert bir ışık nedense. Yani ben bu kadar uzun gölge gördüğüm zaman bu ışığın çok daha yumuşak ve daha böyle sarı, turuncu tonlarda olmasını falan bekliyorum. Fakat çok direkt sert gelen bir ışık ve kişinin sağ tarafında bulunan sanki bir kıyafetini bırakmış da göle atlamış gibi bir durum söz konusu.
Dolayısıyla daha temiz bir görüntü oluşturmak lazımmış. Bir de biraz eksi pozlamayla gölgeleri daha güçlü yapmak belki aydınlık yerleri de toparlar diye düşünüyorum. Bakın bu fotoğrafın ışığı daha güzel. Renkleri falan daha iyi vurguluyor. Açısıyla falan da daha güçlü. Ancak kişi bu sefer kayboluyor. Sanki kişiyi de görebileceğimiz bir yerde olması daha doğru olabilirdi diye düşünüyorum. Belki iki adım sağda olup şu önde görünen boş noktada bulunsa o kişi biraz daha rahat algılayabilirdik. Burada biraz kaybolmuş. Beray Aytekin birkaç fotoğrafı var. Bu aslında ağacın fotoğrafa girdiği yer ve uzandığı sağ üst köşe için. Soldaki ağacın girdiği yer iyi, çıktığı yer çok iyi değil. Ama yani bize yakın ağacın duruşuyla bile bayağı şey vaat eden bir fotoğraf. Ancak çekim yüksekliği sebebiyle tahmin ediyorum ve açı sebebiyle hem kişiler çok güçlü vurgulanmıyor hem de soldaki ağaç kaçıyor. Yani sanki daha yerden yukarı doğru bakılması gereken bir fotoğrafmış. Bir atmosferi var ama tam fotoğraf oldu duygusunu vermedi bana. Biraz daha şeyi var. Mesela bakın bu fotoğraf da soldaki boşluktan kaybediyor. Yoksa sağ tarafta ağaçlar falan kişinin yeri gayet güzel ama sol taraf bu kadar boş olunca siz fotoğrafı kaçırmış oluyorsunuz. Daha iyi bir kadraj bu fotoğrafı çok çok daha başarılı yapabilecekmiş diye düşünüyorum. Bu fotoğrafta da çok kenarda kalmış kişi ya. Onu mesela bak biraz daha aşağıdan çekip gökyüzüne denk getirmek. Ne bileyim işte biraz daha o kayayı taşı fotoğrafa dahil etmek. Yapılabilecek çok şey varken çok çabuk vazgeçilmiş fotoğraftan. Evet, Hüseyin Avni Atagül'ün birkaç fotoğrafı var. Çok keyifli işleri var Hüseyin Bey'in bu hafta. Böyle dağlardan falan fotoğrafları var. Sevdiğimiz mevzu olunca tabii hemen ilgimizi çekiyor. Burada ben genelde böyle dağda yürüyüş yapanların fotoğraflarında şeyi biliyorum yani. Siz de hem yürüyüş yapıp hem fotoğraf çekmeye uğraştığınızda işiniz çok zor. Çünkü o her ikisi farklı disiplinler ya. Şimdi biraz burada şey yapsanız yolu izi de bilmiyorsanız o insanlar kaptırır gider falan çok dertli iştir. Bir de dur makineyi çıkar fotoğraf çek falan bunlar da zordur. Dolayısıyla bu yerlerde iyi fotoğraf çıkarabilmek için bir kişiyi ikna edeceksiniz size modellik yapacak. İnsanlar yürürken onların fotoğraflarını çekerseniz çok olmuyor. Atmosfer çok güzel ama yürüyüş yapan insanlar bu doğal fotoğrafını bozmuş kişiler gibi görünüyor. Ya şu kişi sırt çantasıyla yan dursa falan dağlara bakıyor olsa bir adım önde falan çok daha güçlü olur. Onu kaçırmış yani görünüyor. Bak böyle dursa o kişi o fotoğraf daha iyi olur. Burada ışık çok iyi değil. Bir önceki fotoğrafta ışık çok güzel çünkü. Fotoğrafı söküp almanız gereken ışık bu. Burada fotoğrafı sökmüş almışsınız ama güçlü olmamış. Çünkü ışık bir önceki kadar iyi değil. Yoksa buradaki düşük enstantane falan onların hepsi çok doğru tercihler. Hüseyin Pektaş'ın fotoğrafında manzara iyi, manzaranın üzerindeki ışık iyi, kişinin duruş iyi, hareket iyi, ikisi üst üste gelince olmamış. Bunu yerden yukarı doğru çeksek, biraz aşağıda manzara görünse, kişi gökyüzünü açsa kollarını, hikaye biter. Ama üst üste bindirirseniz karışır. Geçen haftanın başarılı bulunan isimlerinden biriydi. En başarılı bulunan ismiydi Ali Irgat. Bu fotoğrafı şunun için şey yaptım. Biz hani hep böyle yemyeşil ağaçlar bilmem ne falan gibi mi bekliyoruz? Yok, farklı bir şeyiniz varsa, tarzınız, farklı bir diliniz. Sizce aktarmak istediğiniz bir fotoğrafınız her şeyi açız. Yani bakın tamamen farklı bir tonlar, renkler kullanılmış. İşte insan oradan atlıyor, güneş bak. Ama bize hikayeyi hissettiriyorsa bence olabilir fotoğraflardan biridir. Sevgili Faruk Konyalı'nın çektiği bu fotoğraf, model de bizim Cem. Cem Saner, sevgili Cem. Kapızbaşı'da işte birkaç hafta önce çektiğimiz fotoğraflardan, birlikte çektiğimiz fotoğraflardan biri. Ben Faruk Bey'in yaptığı bütün çalışmaları, uzun pozlama, gece fotoğrafları, yıldız pozlama hararetle tavsiye ediyorum. Yani Instagram hesabını takip etmeyen varsa aramızda mutlak takip etsin.
Çok özenli, çok titiz, çok temiz çalışmalar göreceksiniz. Bu fotoğrafta onlardan bir tanesi. Yani hem uzun pozlamayı, düşük enstantaneyi falan çok güzel kullanmış. Cem de çok güzel durmuş. Cem'i de tebrik ediyorum. Faruk Bey'i iki kere tebrik ederim. Hem onu durdurdu hem bu iyi fotoğrafı çektiği için. Bu da mesela Tuz Gölü'nden bir işi Faruk Bey'in. Tuz Gölü'nde bu tarz fotoğraflar benim çok hoşuma gidiyor. Bizim sevgili Nuri'nin ağırlıklı olarak çözdüğü işlerden bir tanesi yanılmıyorsam bu. Ya da başka dostlar da yapıyorlar burada işler. Fakat bütün o fotoğraflarda beni rahatsız eden şey güneş. Çünkü fotoğrafın bir bölümünde yansımasıyla beraber bu kadar beyaz, dokusuz patlayan ışık rahatsızlık verir. Dolayısıyla da onun olmadığı kadrajları ya da bu kişilerin, o kişinin, o güneşin önünde olduğu bir açıyı tercih ederim açıkçası. Atmosferi güçlü, dilek kırıcı Kolbakır'ın bu fotoğrafının ama alt tarafı fazla. Yani bu karanlık alana ihtiyaç yok. Sisli puslu yer zaten fotoğraf. Ön taraf bize bir şey katmıyor. Bir şey eklemiyor fotoğrafa. Vazgeçilebilir noktaymış. Bilge Özdinç'in fotoğrafı yine gün batımı fotoğraflarından bir tanesi. Fotoğrafın sol tarafı olmasa bank, güneş, yakamoz, biraz ağaç, daha yakın, dikey bir kadraj fotoğrafı bitirir. Sol taraf ışıksız ve konu yok. Elif Baltalı'nın fotoğrafı ben kadraj olarak çok beğendim. Yani kadrajın doluluğu bence doğru. Fakat kişilerin yeri yanlış. Biraz daha ileride ortada yürüyor olsalar bence hikaye çok daha güçlü olacak. Burada da çok yakın. Demin vardı bir ATV mi traktör mü ne birisi gidiyor çok uzak demiştim. Daha yakın olsun falan. Bu da mesela çok yakın. Bu da daha uzak olsun durumu. İkisinin arası demek ki. Sevgili Yeni Söncüoğlu'nun bu fotoğrafı beni çok düşündürdü. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonunda karar verdim. Bu doğa ve insan fotoğrafı değil. Bu bir doğanın önünde bir insan. O kesin. Ve yok ama fotoğrafın içinde. Başrol çok insan burada diye düşünüyorum. Fotoğraf çok güzel. Çok pırıl pırıl bir fotoğraf. Arka plan yanılmıyorsam sonradan müdahaleyle de flulaştırılmış. Zira kişinin üstünde de o müdahalenin izlerini birazcık görüyoruz diye düşünüyorum. Ama çok estetik bir fotoğraf olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Çok keyifli işlerden biri. Tebrik ediyorum Enis Bey'i de. Ayşe Sümer'in fotoğrafında arka taraftaki ışık güzel. Kişinin bir bölümünde var o ışık. Biraz daha olması lazım. Sanki o zaman daha iyi olacak. Sanki solda biraz yer varsa kişiyi biraz sola almak bu fotoğrafı daha güçlü yapabilir diye düşünüyorum. Mehmet Ali Küllü'nün iki fotoğrafı olacak burada. Bu çok hoşuma giden işlerden biri oldu. Hem bu arka plandaki şeyle ilgili, nasıl diyeyim, fonla ilgili, yeşil, ağaç vesaire, zemin bununla ilgili olarak çok güçlü. Hem de konu da çok duygulu ve anlamlı, güçlü bir konu. Yani bir kişi işte bisiklet ama sepetinde çocuk var falan. Bence hikayenin çok etkileyici olduğu örneklerden biri diye düşünüyorum. Işığıyla falan da aynı zamanda. Mehmet Ali Bey'in başka fotoğrafı yok muymuş? Belki yerini karıştırmış olabilirim. Sanki bir tane daha vardı diye hatırlıyorum. Sevgili Kemalettin Kök'ün bu fotoğrafında arka plandaki ışık çok iyi. Çocuğun üzerinde ışık yok. Çocuğun üzerinde bir ışık olsaydı daha iyiydi. Yoksa çocuk bize yakın olsaydı diye düşündüm. Yoksa yani bu da çok böyle film karesi gibi fotoğraflardan biri. Seda Sönmez'in fotoğrafı sanki Olympus makinelerdeki dramatik ton filtresiyle çekilmiş havasında bir fotoğraf. Dolayısıyla iyi farklı bir atmosfer katıyor bu filtre. Belki sonradan yapılan bir uygulamadır bu. Ancak işte oluşan lekeler etkiyi de zayıflatabiliyor. Biraz gökyüzündeki koyulaşmalar ve kişinin üzerindeki koyulaşma alışık olmayanı rahatsız eder, öyle söyleyebilirim. Seval Bacon'ın fotoğrafı bir düzenleme olarak iyi ama hep söylediğim şeyi söylemek için de birazcık aldığım fotoğraflardan biri. Böyle düzenlemeler yapıyorsanız her şeyin kontrolü sizde olmalı. Arka tarafta ışık, aydınlık var. Ön taraf konuyu yerleştirdiğiniz alanda ışık yok. Buranın da iyi ışıklı olması koşuluyla bu yerleştirmeyi yapabilirsiniz. Yoksa fotoğrafınızın etkisi zayıflar.
Bir başka fotoğraf mesela bunun gökyüzündeki ışığı, etkisi, atmosferi gayet güçlü. Yine aşağıya doğru indikçe etki zayıflıyor. Bu aşağının da benzer bir ışık koşulunda olması lazım. Değil mi? O zaman aşağıya azalacaksınız. Neredeyse o kayaya kadar denizden, gölden neresiyse vazgeçeceksiniz. O zaman daha iyi olacak fotoğraf. Hüseyin Gençer'in bu fotoğrafı çok hoşuma gitti, çok duygulu geldi. Fakat hala kafamda şey gidip geliyor. Çocuk fotoğrafı mı, doğa ve çocuk fotoğrafı mı diye düşünüyorum. Yoksa yine böyle bir filmden fırlamış gibi, bir aile albümünden fırlamış gibi çok içten, çok sıcak, çok samimi bir görüntü. Işığıyla, çocuğun etkisiyle falan. Ama ağaç tam doğa için yeterince ışık almıyor gibi düşünüyorum. Bu fotoğraftaki atmosfer çok hoşuma gitti mesela. Buradaki ağaç deminkine oranla çok daha güçlü fotoğrafik olarak. Deminki fotoğraftaki çocuk, şöyle bir geri gidelim. Bakın burada çocuk bütün hikayeyi taşıyor. Ağaç o kadar güçlü değil. Burada ama hem ağaç, hem gökyüzü, hem oradaki insan yine bir film tadında fotoğraf olmuş. Hüseyin Gençer'i bu fotoğraf için de tebrik ederim. Yasemin Kubaç'ın bu fotoğrafı iyi bir bakış açısı bulmuş. Yani kullandığı objektifle ağaçları kadraja doldurarak aradan da bize bir bakış boşluğu açıp oraya da insanları yerleştirerek gayet derli toplu bir fotoğraf elde etmiş. Ancak daha iyi bir siyah beyaz işçilik ister. Beyaz yok fotoğrafta dikkat edin. Siyah ve gri var sadece. Birazcık daha fazla gri ton olması lazım. Saysak burada yani tam siyah da yok gibi. Böyle koyu bir gri, biraz daha açık bir gri ya dallarda, zeminde bir gri, 3, arkada bir gri, 4 falan. Yani gökyüzünde sayarsam 5 gri ama hep gri gri. Daha iyi bir siyah beyaz tekniği hak eden bir fotoğrafmış bu. Eser Göçmez'in yanılmıyorsam iki fotoğrafı var. İkisi de keyifli diye düşünüyorum. Mehmet Ali Bey'in fotoğrafında olduğu gibi birini unutmadıysam. Burada mesela hem ağaçların arasından süzülen ışık hem oradaki kişinin yeri falan çok doğru. Burada da renkler çok güçlü. Burada kişinin biraz arka planla karışıyor olmasını dert ediyorum ama burada mesela bence hikaye çok derli toplu yerli yerinde olmuş diye düşünüyorum. Küçük Kutup Ayısı Saliha hesabından paylaşılan fotoğrafın atmosferi iyi ancak işçiliği çok kötü. Yani çok karman çorman burada siyahların çok baskın olduğu, arka tarafta grilerin birbirine girdiği falan kişilerin olduğu yerde ışık olmayan. Bu kadar tekniği boş vererek çalışamayız. Burada bir atmosfer var. Buradan etkileyici fotoğrafı çıkaracak teknik, biçim, içerik, anlatım bu dördünü toparlayıp duyguyu oluşturacak sonuca ulaşmak hepimizin, bütün fotoğrafçıların görevi. Burada o kaçmış bence. Daha güçlü olabilir. Sadık Başal'ın, Sadık Bey'in biz başka fotoğraflarını gördük mü? Yerlerini mi karıştırmışım? Olabilir yani. Bu kadar çok fotoğrafa bakınca kafa gitmiş oluyor. Arkadaki atmosfer güzel, kişi çok tamam yerli yerinde ama ışık çok homojen. Sanki buna böyle bir otokontrast verilse Photoshop'ta tık diye canlanacakmış duygusu var. Biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Aslı Güney Çiçek, Aslı Çiçek hesabından paylaşılan bu fotoğrafta bakın dediğim şey ortaya çıkıyor. Bir geri gidelim. Buradaki kardaki griliğe bakın. Bir de buradaki beyazlığa bakın. Soldaki kırmızı kıyafetli kişinin biraz sanki 3-5 adım geride ve bize yakın olması çok daha güçlü algılanmasını sağlayacakmış diye düşünüyorum. Bu güçlü atmosferin içinde çok kaybolmuş. Oradaki ağaçların üstüne falan denk geldiği için. Onu arka plandan ayırsak bence çok bomba fotoğraf olur. Gamze Doğru'nun fotoğrafında şu sokak lambaları girmese yerdik. Ama ışığı falan iyi ama o lambalardan falan kurtulmak lazım. Arkada görünüyor ya. Ağaçların arasında bisiklet kabul edilir. Ama lambalar olmaz. Bu daha doğa, daha insan, daha insanın doğayla olan ilişkisini gösteren bir fotoğraf diye düşünüyorum. Şu manada yani o illa doğayı zapt edeceğiz, kontrol edeceğiz, ehlileştireceğiz her şeyi. Öyle bir şeyi gösteren fotoğraf ama kullanılan objektifle, arka planın sadeliğiyle, o perspektif yığılmasıyla
koyunların üzerindeki ışıkla falan bence iyi toparlanmış görüntülerden biri. Daha iyi ışık daha güçlü yapar. Ufuk Keçe'nin fotoğrafında ön tarafın bize yakın yerin, özellikle sol köşenin çok parlak olması bir problem. Daha yakına gidip suya kadar yaklaşabilsek ve biz o dalgaların önümüze çarptığını görsek, o zaman arkadaki insanlara da çok daha güçlü ulaşabileceğiz diye düşünüyorum. Bir böyle turuncu tonlama var fotoğraflarda. O çok iyi değil bence. Daha doğal renklerde olması buranın daha iyi olacak diye düşünüyorum. Osman Kubilay Kara'nın çok hoşuma giden işlerinden biri bu oldu. Özellikle böyle bir alan derinliği kullanımıyla önde çiçeği, doğayı falan gösterip arkada insanı da sisin pusun içinde flu olarak tercih etmek bence çok zeki fotoğrafik bir yaklaşım. Tebrik ediyorum. Orhan Ölmez'in böyle bir yalnız kovboy tadında bir fotoğrafı olmuş. Ama ışık biraz sert olmuş. Daha yumuşak bir ışıkla arka planın çok daha güçlü görünebileceğini düşünüyorum. Burada ışığın sertliği bence hikayeyi birazcık bozuyor diye inanıyorum. Ebru alt çizgi fotoğraf Ebru Hanım'ın şeyinde. Doğa olarak iyi ama insanların bulunduğu yer artık o doğayı bozacak kadar fazla öğe taşıyor. Yoksa yansımasıyla, ışığıyla falan güzel ama İşte böyle oturak, bank, masa, sehpa, iskele falan doğayı artık çok yıpratmış oluyorsun. O açıdan zayıf fotoğraf. Alp Güven herhalde ama Alp Bey'in hesabından paylaşılan fotoğraf. Belki bir adım daha sağa geçip sadece fiskiyenin içine doldurup insanları çekebilsek daha da başarılı olabilecek bir görüntü. Bu açıdan bakınca şöyle oluyor. İki leke fotoğrafın sağ alt köşesine sıkışıyor. Sol tarafta parlak bir alan kalıyor. Dolayısıyla da ikiye bölünmüş bir görüntüye bakmış oluyoruz. Onların bir araya getirilmesi daha doğru diye düşünüyorum. Faruk Doğan'ın fotoğrafında perspektif gayet iyi. Yani iki taraftan eşit olarak ağaçların devam ediyor olması iyi. Ancak hem zemine baktığımızda hem kişinin duruşuna baktığımızda bana gelen his şu oldu. Sanki fotoğrafçının bu kişinin yanına doğru gidip yere yatıp yukarı doğru bakması çok daha güçlü bir görüntü elde etmesini sağlayacakmış. Zira eğer bu perspektifle bakıyorsak mutlak kıyafetinin çok farklı bir renkte patlaması lazım orada. Belki o demin birkaç fotoğrafta gördüğümüz renkli şemsiyenin olması gereken fotoğraf bu. Belki ne bileyim işte yeşil yağmurlukla koşuyor olması, yürüyor olması lazım. Ama eğer fotoğrafçı bakışla, objektifle, yükseklikle kişiyi vurgulayamıyorsa renkle vurgulaması daha güçlü olabilirdi diye düşünüyorum. Sevgili Birol Kıraç'ın birkaç fotoğrafı vardı. Bunu aldım çünkü ışık kullanımının çok iyi olduğunu düşündüğüm fotoğraflardan bir tanesi. Biraz böyle tersten gelen ve kontur hatlarını aydınlatarak kişileri, çocukları öne çıkaran temiz bir fotoğraf olmuş. Tebrik ediyorum Birol Bey. Sevgili İknur Turan Atlı'nın iki fotoğrafı dikkatimi çekmişti. İkisini de aldım mı hatırlamıyorum. Şimdi çok fotoğraf olunca kafa gitmeye başladı demek ki. Fakat burada ağaçların bu böyle yıkılmış gibi halleri, oradan yürüyen insan falan bence gayet iyi. Fakat biraz uzağız. Alttaki boş alanla üstteki alanın daha vazgeçilerek kadrajın doldurulmasının daha iyi sonuç vereceğine inandığım fotoğraflardan biriydi bu. Valla bir tane almışım demek ki. Bir fotoğraf daha dikkatimi çekmişti ama onu buraya almamışım herhalde. Volkan Akan'ın bu fotoğrafında da bakın aynı durum söz konusu. Yine perspektif iyi. Yine orada bir insan var. Ama çok vurgulanmamış. Ya daha o aydınlık alanın üstüne gelecek bir yükseklikte olması lazım. Ya da bize daha yakın olup farklı bir renkte olması lazım ki aa diyelim. Şimdi böyle uzak küçük kalınca artık hikaye burada dönmeye başlıyor. Oradan geçen insan doğa ve insan olmuyor. Doğanın içinde birisi var dönüşüyor. Daha etkili kullanılabilir diye düşünüyorum. Wow, valla 120'den fazla
fotoğraf baktık diye tahmin ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Şimdi haftanın öne çıkan fotoğraflarına geçmeden hep söylüyorum, Murat Hoca'dan öğrendiğim taktikle önce hızlıca hatırlatmalarım, ondan sonra da haftanın öne çıkan fotoğrafları ve yeni haftanın konusu olacak. Kardeş Instagram hesaplarımızdan olan Olympus alt çizgi yollarda hesabında sonbahar yarışma 1 etiketiyle bir minik yarışma yapıyoruz. İlginizi bekler. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer atölye programlarının siyah beyaz çevrim, Photoshop giriş, Lightroom'la fotoğraf işleme, fotoğrafçı olmak, temel fotoğraf ve etkili ışık kullanımı atölyelerinin yeni dönemleri web sitesine eklendi. Dolayısıyla fototrek.com sitesine bakmakta fayda var, aklınızda olsun diye söyledim. Portfolyo çalışmalarınızı 12 ila 20 adet arasında fotoğraf seçip bize ulaştırarak info@videogren.com adresine WeTransfer'le özgeçmiş portföyü anlatan yazı ve yatay bir otoportrenizle ulaştırarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Hem web sitemizde hem sosyal medya hesaplarımızda bu çalışmaları paylaşıyoruz. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyoruz. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta hesaplarımız, sayfalarımız var. Aklınızda olsun. YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, eşe dosta arkadaşa böyle bir kanal var demeyi unutmamanızı da rica ediyoruz diyerek haftanın öne çıkan çalışmalarına doğru yaklaşalım. Evet, bu hafta yine 9 arkadaşımızın çalışmaları haftanın öne çıkan fotoğrafları olarak seçildi. Bir arkadaşımızın işi de haftanın fotoğrafçısı olarak belirlendi. Hızlıca bakalım. Sadık Başal'ın bu fotoğrafı hem değerlendirme sırasında da konuştuk. Dolayısıyla tekrar uzun uzun konuşmuyorum ama dengeli kompozisyonu, çekim açısı, çekim anıyla haftanın öne çıkan işlerinden biri. Sadık Bey'i tebrik ediyorum. Ömer Faruk Güler'in bu fotoğrafı dinamizmi anlamında dikkat çekiciydi. Dolayısıyla burada haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak yer alıyor. Feridun Sayın'ın bu fotoğrafı Silivri yazmıştı yanılmıyorsam. Biz de gidip bakalım buralara diye düşünüyorum. Çok güzel bir açıdan çekilmiş. Bence hem kadrajıyla hem gölgesiyle, ışığıyla haftanın öne çıkan işlerinden biri olmayı hak eden fotoğraflardan biri diye düşünüyorum. Sıtkı Aksoy'un bu fotoğrafını ışık renk olarak çok beğendiğimi daha geldiği zaman söylemiştim. Bir önceki fotoğrafıyla kıyaslayarak konuşmuştuk hatta. Rengi ışığı böyle olduktan sonra bence her fotoğraf başarılı olacaktır. Arzu Adalı'nın bu fotoğrafında da hem kompozisyonu hem kişinin duruşunu falan doğru olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak Arzu Hanım'ın bu işi de dikkat çekiyor. Sevgili Eser Göçmez'in çalışmasında da hem ağaçların arasından süzülen ışık hem renkleriyle, kişinin yeriyle çok doğru bir kompozisyon olduğunu söylemiştim. Eser Göçmez'i de tebrik ediyorum. Ben çok fotoğrafik bir yaklaşım, çok fotoğrafça bir bakış olduğunu düşünüyorum bu fotoğrafın. Öndeki çiçeklerin netliği, arkadaki kişinin fluluğunun çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Sisli puslu atmosferin, homojen ışığın da hikayeyi çok güçlendirdiğine inanıyorum. Osman Kubilay Karan'ı da haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak tebrik ediyorum. Serhat Bey'in bu fotoğrafını da Neşe Hanım'ın fotoğrafıyla kıyaslayarak anlattık. Dolayısıyla bu ışık, renk, arka planın yığılması ve temiz işçilik için tebrik ediyorum Serhat Bey'i de haftanın öne çıkan işlerinden biri olarak. Mehmet Ali Küllü'nün bu fotoğrafı da hem duygu olarak, hem yerleşim olarak, hem ışık olarak çok keyifli işlerden biri. Dolayısıyla haftanın öne çıkan fotoğraflarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir çalışmaydı. Tebrik ediyorum. Ve geldik haftanın öne çıkan fotoğrafçısı. Yani hep söylüyorum, bu bir yarışma falan değil. Yani hey mey falan durumları yok. Ama işte bir kişiyi de haftanın birincisi yapmanın daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Haftanın birincisi olan arkadaşımız, haftanın fotoğrafçısı olan arkadaşımız sevgili İbrahim Kaya.
Bu fotoğraf geldiği zaman da hem pozlamasıyla hem yerleşimiyle doğru bir doğa ve insan fotoğrafı olduğunu söylemiştim. İbrahim Kaya'yı tebrik ediyorum. Bir dilediği online seminer ya da atölye programlarımızdan birine katılabileceğini, dilerse birine hediye edebileceğini hatırlatmak isterim. Bu arada böyle şey gibi oluyor bazen. Ali Bey hala yayını izliyorsa, Ali Irgat, sizin sorduğunuz atölyenin yeni dönemini biraz önce, yayından önce siteye girdim. Mesaj olarak da size yazacağım. Ona katılabileceksiniz. Geçen haftanın birincisi olarak İbrahim Bey de dilediği bir atölyeyi seçebilecek. Tüm dostlara videogren alt çizgi doğa ve insan paylaşımları için teşekkür ederek yeni haftanın konusunu açıklamak istiyorum. Daha önce çalıştığımız bir konuyu, dolayısıyla aynı fotoğrafları paylaşamayacağınızı tekrar hatırlatarak söylüyorum. Biraz değiştirerek yapacağız. Siyah beyaz sokak fotoğrafları paylaşmanızı isteyeceğiz. Videogren alt çizgi SB Sokak etiketiyle 27 Kasım Cuma akşamına kadar fotoğraflar paylaşırsanız hem canlı yayında yorumlarız. Belki Murat Hoca yorumlar, ona göre siyah beyazları aman iyi yapın. Hem de bir arkadaşımıza yine dilediği seminer ve atölye programına katılma hakkı hediye etmek isteriz. Diyerek bu akşamın yayınının da sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen şöyle yorumlara bakıyorum, sorusu olan varsa diye. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi çok tebrik ediyorum. Aman kendinize dikkat edin diyorum. Sağlıklı kalın. Daha yapacağımız çok yayın, çok seminer, çok atölye, çok gezi, çok çekim var. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.